Akşam Türkiye Sosyalist Hareketi'nin köklü geleneklere sahip 3 siyasi eğiliminin, 3 siyasi hareketin sözcülerini bugün ağırlayacağız. Hem Türkiye nereye gidiyor onu konuşacağız, hem de bir seçim değerlendirmesi yapacağız. Sosyalistler seçimlere neden ayrı katılıyorlar? Sosyalistlerin seçime bakışı nedir? Siyasal iktidarın gidişini nasıl değerlendiriyorlar? Bütün bunları masaya yatıracağız ve son dönemin önemli siyasal gelişmelerinden biri olarak HOPA ve onun ardından gelişen bir dizi olayı da yine konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Ben konuklarımızı hemen takdim etmek istiyorum. ÖDP Genel Başkanı, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nedim Köroğlu. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, gazetelerdeki ilanlarda ve yapılan diğer duyurularda bugün Halk Evleri Genel Başkanı Sayın İlknur Biroğlu'nun da burada olacağını belirtmiştik. Ancak RTÜK, Ulusal Kanal'ın seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün boyunca ilginç bir kararla saat 9'dan sonraki yayınlarını durdurma kararı aldı. Bu nedenle biz de her zaman saat 21'de ekrana gelen 5. Boyut programı da bugün sizin de gördüğünüz gibi saat 22'de ancak ekranlara gelebildi. 2 saat 10 dakikalık tuhaf bir durdurma. Adeta sanki bu program ve diğer programların süresini, yani en çok izlenen, yaygın deyimle prime time olarak bilinen saatleri kapsayan bir yasak uygulanmaya başlandı. Ulusal kanal yöneticilerinin itirazı üzerine bu yasak 1 saate indirildi. Biz bu nedenle saat 10'da bu hafta ekranlara geldik. Önümüzdeki haftadan itibaren yine saat 21'de bu programı yayınlayacağız. Ancak bu trafik, yani saatin önce 9 sonra 23'te biz yayınlayabileceğimizi düşündük. Programın 23.30'da yayınlanabileceğini duyurduk. Ardından itirazın kabul edilmesiyle birlikte programın saat 10'a doğru çekilmesi nedeniyle konuk trafiğimizde de bir aksama oldu. Halk Evleri Genel Başkanı da bu nedenle programımızda bugün konuk edemedik. Evet sevgili seyirciler, biz hemen bir duyurumuzu da yapalım. Bu programa siz katılabilirsiniz. Hemen ekranın altında göreceksiniz. Faks yoluyla, telefon yoluyla ya da elektronik posta yoluyla konuklarımıza ve bana sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de hem seyircilerimizle hem konuklarımızla bu soruları paylaşacağız ve birlikte yanıt vermeye çalışacağız. Evet. Alper Taş'la devam edelim. Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı. Evet, Türkiye nasıl gidiyor? Bir genel bir başlık, ama bu başlık altında her şey konuşulabilir, ama son seçim etabındayız. Son hafta içindeyiz. Başbakan Erdoğan son derece hırçın ve saldırgan bir biçimde bir kampanya yürütüyor. Ben bugün Ahmet Altan'ın yazısını okudum. Ahmet Altan minnetlerini sunuyor Başbakan Erdoğan'a. Türkiye'yi demokratikleştirdiğini, kimsenin cesaret edemediği reformları gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Minnet duyduğunu söylüyor, ama bir tek adam yönetimi uyguluyormuş. Böyle bir itirazı varmış. Bu nedenle oy vermeyeceğini, sandık başına gitmeyeceğini iddia ediyor. Ama görüyoruz ki HOPA'da bir devrimci öğretmen öldürüldü. Bir polisin saldırısı sonucu öldürüldü. Ankara'da yine bir protesto eylemi. Yani bu ölüm olayı, bu cinayeti protesto eden insanlara yönelik yine bir polis terörüne karşı direnen bir kadın eylemci, ki bunun daha sonra Halk Evleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. İlşat Aktaş, adını yanlış hatırlamıyorsam. Ona çok ne diyelim, yani edep dışı bir dille, kabul edilemeyecek son derece cinsiyetçi ve erkek egemen bir dille ve toplumdaki bu muhafazakar ve gerici duyarlılıkları okşayıcı bir yaklaşımla saldırdı. Ve son derece otoriter, faşizan, yukarıdan bir dille bütün muhaliflere karşı bir saldırı halinde olduğu görülüyor. İki şekilde yorumlanabilir. AKP oylarının bir düşüş içinde olduğu görülüyor. Bir sürpriz yenilgi karşısında duyabileceği bir panik. Onun ötesinde yine toplumdan gelen emekçilerin, işçi sınıfının, devrimcilerin, sosyalistlerin muhalefetinin yükselmesi ve sıkıştırmasından kaynaklanan bir tedirginlik duyduğu anlaşılıyor. Bu çerçevede değerlendirirsek eğer, siz Türkiye nereye gidiyor ve AKP burada nereye oturuyor, HOPA olayları, bunu nasıl değerlendireceksiniz? Ya Türkiye'nin tabii nereye gideceği, eğer bu seçimden AKP güçlü bir biçimde çıkarsa, HOPA olayları gösteriyor. Sadece HOPA olayları değil, işte Nuray Mert gibi bir gazeteciye yaklaşımı bile tehdit namert sözcüğünü kullanması, tehdit etmesi, işte şifre meselesini gündeme alan Abbas Güçlü gibi bir gazeteciyi tehdit etmesi,
aslında AKP'nin nasıl bir ülke istediğini, nasıl bir ülke yaratmak istediğini gözler önüne seriyor. Kadın erkek eşit değildir diyen bir başbakan yönetiyor ülkeyi. Kadın erkek eşit değildir diyen bir başbakan en son halk evlerindeki arkadaşımız örneğinde gördüğümüz gibi kız kadın eşit değildir noktasına kadar vardırmış meseleyi. Bugün az önce siz ifade ettiniz, işte bir yayın yasağı söz konusu. Seçim dönemindeyiz. Ulusal Kanal da bir yayın organı. Sanırım yanlı yayıncılıktan dolayı kapatma söz konusu. Ama bu durum buysa bütün televizyonları kapatmaları lazım. Başta TRT'nin herhalde. Evet, TRT'nin, çünkü çok ilginçtir. Türkiye 80 öncesi en kutuplaşmanın yaşandığı, sağ sol diye tabir edilen, yani bizim açımızdan öyle değil ama kutuplaşmanın yaşandığı bir konjonktürde bile TRT objektif bir habercilik yapabiliyordu. Evet. Ama bugün AKP yönetiminde TRT AKP'nin televizyonu haline gelmiş vaziyette. Şimdi böyle bir zihniyetten, böyle bir anlayıştan, işte başbakanın mantığından, AKP'nin zihniyetinden bir demokrasi çıkmayacağı son derece açık. Kars'a gidiyor, heykeli beğenmiyor. Bunu tezelden kaldırın diyor. Ve hemen ertesi gün bunu görev biliyorlar. Ve orada bir sanat eseri, tekbir sesleri eşliğinde yıkılıyor. Zihniyet ortada. Hopa'da yaşananlar aslında basit bir mesele. Maraş'ta Alevileri yuhalattı. Evet, zaten din eksenli propaganda yapıyor. Mezhep, anti mezhepçilik yapıyor. Yani anti Alevicilik yapıyor. Bunu referandumdan beri yapıyor. Yani yeni de bir olay değil yani. Hopa meselesi burada çok ciddi bir mesele. Yani önümüzdeki dönem ne yaşayacağımızın bazı ipuçlarını Hopa meselesi ortaya koyuyor. Hani burada bu meseleyi de biraz ele almakta fayda var. Çünkü hala da Hopa üzerinde Tayyip Erdoğan'ın ve AKP hükümetinin yalanları devam ediyor. Yine evet, televizyonlar yaralı polis memurunun yine taşla yaralandığını belirten yayınlar yapıyorlar. Aslında taşla filan bir alakası yok. O gün protestodan sonra, mitingden sonra Başbakan Erdoğan hızla Trabzon mitingine yetişmek için araç hızlanıyor. O esnada arabanın üstünde olan polis memuru dengesini kaybedip yere düşüyor. Ama bu nasıl yansıyor? İşte göstericiler taş attı, polis memurunu yaraladılar. Bunu kim söylüyor? Bunu sadece başbakan söylüyor. Yok, biz görüntülere baktık. Görüntü evet, analizi yaptık. Taş falan yok. Evet. Herhangi bir darbe almıyor. Şimdi, dengesini kaybediyor. Şimdi burada olan ne? Yani Hopa meselesi açısından nokta ne? Şimdi Hopa muhalif bir yer, duyarlı bir yer, devrimci sosyalist bir yer. Bilinçli olarak Hopa seçiliyor. Yani Hopa'ya zaten bilinçli bir yaklaşımın ortaya çıktığı polislerin gelişinden, sivil polislerin gelişinden, İstanbul TEM'den bile polisler gelmiş 4-5 gün önce de. Yani İstanbul terörle mücadele. Tabii tabii. Yani arkadaşlarımızı sorgulayanlardan Erzurum'da TEM'den geldiği, diğer çevre illerden polis teşkilatı yığılmış öyle. Yani bir şey beklentileri var. Şimdi Hopa halkının başbakana bir tepki göstereceği belli. Çünkü Hopa halkı sadece başbakana ilk kez tepki göstermiyor. Daha öncesinde de gösterdi. Diğer bakanlara gösterdi. Ama bu tepki hiçbir zaman taşlama, hiçbir zaman fiili anlamda bir engelleme tarzında olmadı. Miting yapılacak yerden uzak bir mesafede Hopa halkı toplanıp derelerinin satılmaması ve çayda sömürüyü işleyen pankartlar açtı. AKP mitinginden önce aynı anda da. Tabii aynı anda değil. Fakat her tarafı pankartlarla dolduran, her tarafı afişlerine asan başbakan Hopa meydanında miting alanının uzak bir yerde devrimcilerin, demokratların, Hopa halkının pankartlarına tahammül edemedi. Özel korumalarına bunu kaldırın. Miting alanında görmek istemedi ve orada horon çeken Hopalılar birden gazlı, coplu bir saldırıya maruz kaldı ve bu saldırı sonrasında her şey gelişti. Hopa halkının durumu bu. Yani sonuçta Hopa halkının AKP konvoyuna taşlı saldırısından söz etmek mümkün değil. Tersine AKP'nin Hopa halkına saldırısından söz etmek mümkün. Ve bunun sonrasında adeta bir 12 Eylül yaşandı Hopa'da. Yani büyük bir polis terörü, insanlar aranır noktaya geldi ve insanlar kırsala çıktı. Resmen kent merkezinde duramaz bir noktaya geldi. Orada bütün gözaltına alınan arkadaşlar hepsi Hopalı, tutuklananlar hepsi Hopalı. Yani dışarıdan getirildi edebiyatı yine yapıldı. Aslında dışarıdan güç yiyen Başbakan Erdoğan'ın kendisiydi. Orada protestoda bulunan Hopa halkıydı.
Sonuçta arkadaşları Erzurum'a getirdiler. Orada özel yetkili mahkeme ve özel yetkili savcının nasıl bir şey olduğu da bir kez daha ortaya çıktı. Yani Türkiye'de bu yargının demokratikleşmesi olarak algılanıyor. İşte ne güzel DGM'ler kalktı. Hepimiz buna sevindik. Tabii devlet güvenlik mahkemelerinden memnun olacak halimiz yok ama sonuçta devlet güvenlik mahkemelerinin yerine özel yetkili mahkemeler ve özel yetkili savcılar geldi. Hukukun en basit gereklerini yerine getirmedi savcılık orada. Yani Erzurum özel yetkili mahkemesi ve savcılığı da zaten çok ne diyelim hani sabıkalı. Evet. İlhan Cihaner olayını biliyoruz. Evet. Aynı gerekçeyle. Sonuçta görüşme gözaltında arkadaşlarla avukatların ilişkilerine müdahale ettiler. Bir yığın problem çıkardılar. Bu konuda da zaten bugün avukat arkadaşlar bu konuyu eleştiren bir açıklama yaptılar. Yani Türkiye'de AKP'nin ileri demokrasi diye önümüze koyduğunun ne menem bir demokrasi olduğu, bir ucube demokrasi olduğu, bu ucube demokrasiye karşı bir mücadelenin bizim açımızdan önemli olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Ben şimdilik böyle bir peki OPA girişi yapmış olayım. Diğer arkadaşlarla devam tamam edip. Peki şey bizim yapayım. Bir bandımız var. Evet. O bandı izleyelim, haber merkezinin hazırladığı bandı. Diğer konuklarımızın da HOPA hakkındaki görüşlerini alalım ve seçimlere dönelim. Evet sevgili seyirciler, haber merkezimizin hazırladığı HOPA ve HOPA olaylarına dair bandımızı ekranlara getiriyoruz. Birlikte izleyelim. Tayyip Erdoğan'ın HOPA mitingi öncesinde çıkan olaylarda biber gazından etkilenerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu, Kemalpaşa beldesi Deriçi köyünde toprağa verildi. HOPA! Faşizme! Ben sana olacağım! Adli Tıp Kurumu'nun ilk belirlemelerine göre astım hastası Metin Lokumcu'nun biber gazı ve heyecanın tetiklemesi sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kalp krizine neden olacak herhangi bir darbeye rastlanmadığı bildirilen otopsinin kesin sonucu bir ay sonra belirlenecek. HOPA'nın Dereiçi köyüne götürülen Lokumcu'nun cenazesi imamın ordusu hesap verecek sloganlarıyla omuzlarda taşındı. İmamın ordusu hesap verecek. Köy meydanına götürülen cenazeyi gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Metin Lokumcu şahsında AKP'ye, onun temsil ettiği kapitalizme ve emperyalizme şunu gösterdiler. Bu memleketin sadece hırsızları yok. Bu memleketin başı dik, alnı açık devrimcileri var. Devrimcileri var. Lokumcu'dan geriye olay anında göstericileri yatıştırmak için çabaladığı bu son görüntüleri kaldı. Tayyip Erdoğan, emekli öğretmen Lokumcu'nun ölümünü önemsemedi. Şu anda kimliğini bilmiyorum. Üzerinde de fazla bu noktada durmak istemiyorum. Kalp krizi neticesinde öldüğü söyleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaşananları değerlendirdi. O olayda bir yurttaşımız hayatını kaybetmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Fırsatım olursa HOPA'ya gideceğim. Bir polis arkadaşımız otobüsten düşmüş, yaralanmış. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayların faturası ise İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'a kesildi. Artvin Valisi Mustafa Yemlihaloğlu, başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın merkeze alındığını, yerine Hüsrev Salmaner'in atandığını açıkladı. İstifa ettiği yönündeki haberlere de açıklık getiren Vali Yemlihaloğlu, "İstifam söz konusu değil," dedi. Erdoğan'ın mitingi öncesi karışan HOPA'da toplu gözaltılar sürüyor. Olaylara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan protestocu sayısı 12'ye ulaştı. HOPA'lı eylemcilerin aileleri ise HOPA Kaymakamlığı önündeki parkta oturma eylemi yapıyor. HOPA olaylarında ve devamında hukuk katledilmiştir. Ankara Barosu Başkanı Profesör Metin Feyzioğlu, HOPA'daki tabloyu bu sözlerle değerlendirdi. Artvin Barosu'nun düzenlediği şiddet demokrasisi konulu panele katılmak için Artvin'e giden Feyzioğlu, soruşturmanın Erzurum'da yürütülmesini de eleştirdi.
toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırılık iddiasından ibaret olması gereken bir soruşturmanın HOPA Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmesi gerekirdi. Bunun yerine Erzurum özel görevli savcısı tarafından soruşturmanın devralınması savunma hakkını kısıtlamaya ve protesto gösterisi yapanları baskı altına almaya yönelik çok açık bir hukuka aykırılıktır. Olaydan bir hafta sonra müdahale talimatı vermediği için görevden alınan Artvin İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Nasif'in durumu da netleşti. Bir televizyon programına katılan Erdoğan, "Bu bizzat İçişleri Bakanıma verdiğim talimattır." açıklamasında bulundu. Evet sevgili seyirciler, bir ağır ceza suçu, bir tırnak içinde terör suçu gibi özel yetkili mahkemeye ve savcılığa sevk ediliyor. Gösteri ve yürüyüş hakkını. Evet. Evet, evet. Özel yetkili mahkemeye Erzurum savcılığına sevk ediliyor. Erzurum savcılığı biliyorsunuz Fethullah Gülen hakkında Erzincan'da sürdürülen soruşturmayı Erzincan savcısının elinden zorla alarak daha sonra Erzincan savcısını tutuklatarak çok ilginç bir karara imza atmıştı. Ankara Barosu Başkanı da zaten bunu hatırlatıyor. Yani Erzurum'da böyle bir davanın görülüyor olması son derece ilginç. Tutuklu sayısı kaç oldu? 12. 12 oldu toplam 12. Haberde belirtildiği gibi. Bugün ayrıca bir artış yok herhalde. İşte bugün belli olan toplam 12 kişi şu an Erzurum cezaevinde kesinleşti yani kesinleşti. 12. Ama bunun dışında ellerinde bir arama listesi var. Yaklaşık 30-35 kişiden söz edildi. Evet. Yeni gözaltılar veya tutuklamalar söz konusu olabilir. Bu konuda hukukçu arkadaşlar da OPA'da çalışmalara devam ediyor. Peki. Sayın Erkan Baş, sizinle devam edelim. Siz HOPA olaylarını nasıl değerlendirdiniz, nasıl yaklaştınız ve bu çerçevede Türkiye nereye gidiyor ve AKP iktidarının son uygulamaları nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ben içinde bulunduğumuz dönemi HOPA olaylarının gösterdiği tabloyu bir yalan egemenliği olarak tarif edebiliyorum. Yani şimdi Alper arkadaşımız HOPA olaylarının hemen arkasından oraya gitti. Onun dışında bölgedeki bütün kaynaklarla konuşuyoruz. HOPA olaylarına ilişkin Türkiye'de bilgi almak isteyen insanların, bilgiye ulaşmak isteyen insanların önünde tablo yaşanmış kadar yakın ve içeriden biliyoruz. Ama bu ülkenin başbakanı, ben işte ya dünyada evvelsi gün bizzat kendim izledim, televizyonlara çıkıyor ve halkın gözünün içine baka baka HOPA olaylarında hiç olaylarla ilgisi olmayan bir takım bilgileri vererek açıkçası halkı kin ve nefret göstererek düşmanlığa sevk ediyor. Çok açık bir şey bu. Şimdi ben işin bu kısmının önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi, şimdi ulusal kanala gelen cezadan söz ettiniz. Evet. Şimdi Türkiye bu açıdan da çok ilginç bir ülke. Bakın biz Türkiye Komünist Partisi olarak Yüksek Seçim Kurulu'na 15-20 kadar gün önce televizyon ve radyo yayınlarıyla ilgili bir başvuruda bulunduk. Dedik ki yani sizin daha önce belirlediğiniz kurallar çerçevesinde bütün seçime katılan siyasi partilerin eşit söz hakkına sahip olması, olanaklardan eşit faydalanması gerekiyor. Türkiye Komünist Partisi burada açık bir biçimde bu eşitliğe aykırı bir muamele görüyor. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'na, seçimle ilgili Türkiye'de karar verici olan en üst organ olan Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçeyle bildirdik. Yüksek Seçim Kurulu iki gün sonra bize ve RTÜK'e Türkiye Komünist Partisi'nin bu değerlendirmesinin son derece haklı olduğu ve bu eşitsizliğin derhal giderilmesi gerektiği konusunda yazılı bir yanıt verdi. Şimdi soruyorum yani Türkiye'de şu anda seçime giren partilerin televizyon ve radyo olanaklarından eşit derecede yayınlandığını, eşit derecede faydalandığını düşünen tek bir insan var mı? Şimdi bu şu anlama geliyor. Yani bu ülkede alınan bir takım kararlar, en üst kurullar, ülkede hukuk adına son karar verici makamlar alsa bile birileri tarafından uygulanmayabiliyor. Ya da bir takım kararlar muhaliflere, bu ülkenin devrimcilerine, sosyalistlerine, solcularına dönük alınan kararlar ise herhangi bir hukuk çerçevesi, uluslararası hukuk, ulusal hukuk hiç düşünülmeden olduğu gibi uygulanabiliyor. Şimdi onlarca örnek verebiliriz. Evet. Ancak ben bir tanesinin üzerinde özellikle durmak istiyorum. Çünkü önemli bir başlık olduğuna inanıyorum. Şimdi bakın, bundan 1,5-2 yıl kadar önce tekel işçileri Ankara'da çok tarihi bir direnişe imza attılar ve Türkiye'de emekçi sınıflarını çok uzun süre sonra yeniden ayağa kalkışı olarak selamladık. Bunun ötesinde Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karanlık ortamda bir umut ışığı oldu tekel işçileri. Toplumun bütün kesimleri tarafından sahiplenilen, hak verilen, arkasında durulan, içinde bulunulmaya çalışılan bir eylem süreciydi. Şimdi 1 yıl, 1,5 yıl sonra arada 12 Eylül 2010'da bir referandum geçirdik ve AKP kendi istediği hukuk sistemini oluşturmak doğrultusunda orada çok önemli bir kazanım elde ettikten sonra
Bugün işte geçtiğimiz cuma günü ilk duruşması yapıldı. Tekel eylemcilerine destek verenler, işte içinde bizim partimizin yöneticilerinde olduğu 111 kişi hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet suçuyla dava açıldı. İşte 1,5 yıl sonra bu dava açılıyor. Burada şu çok açık. Yani AKP diyor ki ben istediğim hukuku oluşturduktan sonra bu davayı açıyorum. Komik olan şey şu. Davaya 111 kişi yargılanıyor. Sanıyorum 70-80 arası kişimiz katıldık. Ve ifade verenlerin tamamı hakimin karşısına geçtiklerinde biz burada bize suç olarak saydığınız şeylerin hepsini yaptık. Yaptığımız için de onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Yapmakta haklıydık. Yapmasaydık bir suç işlemiş olurduk dedik, ifademizi verdik, çıktık. Şimdi mahkeme ertelendi ama ben açıkçası herhangi bir biçimde ceza gelebileceğini o mahkemeden düşünmüyorum. Peki bütün bunları yan yana koyduğumuzda neden bu dava açılıyor? Bana göre AKP çok açık bir mesaj veriyor. Yani seçimden bir hafta önce topluma şunu söylüyor. Hani o çok güvendiğiniz tekel işçileri vardı ya, toplumun çok büyük desteğini alan tekel işçilerini bile yargılıyorum ve onlardan da hesap soruyorum. Sakın onları unuttuğumu düşünmeyin. Yani siz hayatınızın herhangi bir anında bana karşı baş kaldırırsanız, isyan ederseniz, benim uyguladığım politikalara karşı durursanız mutlaka cezalandırılsınız. Onlarca örnek verebiliriz ama biraz daha bütünlüklü bakalım izin verirseniz. Yani bu teker teker örneklerin ötesine geçip şöyle 8-9 yıllık süreçte AKP eliyle Türkiye'de ne oluyor sorusunu sorduğumuzda çok açık olarak Türkiye'nin bir karanlığa doğru sürüklendiğini saptamamız gerekiyor. Bu karanlık bana göre asla Türkiye'nin iç dinamiklerinin bir ürünü olmayan, kuşkusuz bir zemin olabilir. Yani işte o Yeşil Kuşak Ülkeler Projesi'nden bu yana Türkiye bu açıdan uygun hale getirilmiştir. Ama biraz genetiğiyle oynanmış bir toprak olarak düşünelim bunu. AKP diye bir nefret tohumu bu topluma atıldı. Özel bir misyonla görevlendirildiler bunlar. İsterseniz bunu biraz işte reel sosyalizmi çözülüş sonra dünyanın yeniden yapılanmasıyla ilişkilendirebiliriz. Ama esas mesele şudur. Türkiye'de daha önce iki kutuplu dünya koşullarında oluşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık emperyalist devletlerin, emperyalist yeniden yapılanmanın ihtiyaçlarına yanıt vermeyen bir devlettir. Şimdi ben şunu çok açık yüreklilikle ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Irak'ta Amerikan Birleşik Devletleri askerlerinin misyonu neyse Türkiye'de AKP iktidarının misyonu budur. Bu ülkeyi ABD çıkarları doğrultusunda teslim almak ve yeniden yapılandırmak üzere görevlendirilmiştir. Önemli olan noktası şu, Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde yürütülen bu süreç Türkiye'de AKP eliyle yürütülüyor ve temel amacı şudur: Türkiye'nin bağımsızlığına son verilecek. Yani bağımsızlık kırıntıları dahi Türkiye'de kalmayacak. Şimdi belki biraz sonra ayrıntılı tartışırız ama işte pazar günü gideceğiz, milletvekilleri seçeceğiz. Parlamentonun bütünüyle önemsiz olduğunu söyleyemem ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her geçen gün önemsizleştirilen bir kurum olduğunu saptamamız lazım. Neyi kastediyorum? İşte en son Libya. Yani henüz mecliste oylama yapılmadan gemilerimizin yola çıktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi eskiden de bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda bir takım operasyonlara katılır, bir takım suçlara Türkiye'de ortak edilirdi. Ama en azından bunun bir yasal prosedürü vardı. İşte Ankara'daki bir meclis toplanır, göstermelik de olsa bir takım kararlar alır ve ondan soruyor. Bugün bu bitmiştir. Ve biz bunu yaşıyoruz. O zaman şunu saptayalım. AKP bir, Türkiye'nin bağımsızlığını bütünüyle ortadan kaldıracak bir stratejiyi örmektedir. İki, kapitalist dünyanın kurallarının ya da kuralsızlığının bütün olarak egemen olduğu bir Türkiye. Sonuçta Türkiye çok uzun yıllardır sınıf mücadelesinin dinamik olduğu bir ülke. Hem uluslararası işçi sınıfının kazanımları hem Türkiye işçi sınıfının mücadelesi sonucunda elde edilmiş bir takım haklarımız var bizim. Her geçen gün bu hakların tasfiye edildiği ve sermaye diktatörlüğün, piyasanın bir bütün olarak hakimiyetini sağladığı bir Türkiye kodlanmaktadır. Şimdi siyasetin bir kuralı var. Eğer Amerikancılık yapacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet edeceksiniz, piyasaya hizmet edeceksiniz, o zaman bu ülkenin emekçilerini cehenneme sürükleyeceksiniz. Ve buna karşı doğal olarak bir isyan, buna karşı doğal olarak bir tepki ortaya çıkacak. Bunu bastırmak için de toplumu karanlığa gömeceksiniz. Yani gericilik, karanlık
her geçen gün Türkiye'de daha kuvvetli hale gelecek. Ben AKP'nin bir Amerikan projesi olarak şekillendirildiğini düşünüyorum. Yani bu kitap da, kitabım da var bu konuda. Başlığı tam da bu. Bir ABD projesi olarak AKP. Sizin söylediğiniz çok çarpıcı. Yani Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri işgal kuvvetlerinin işlevi neyse Türkiye'de AKP'nin işlevi odur diyorsunuz. Ben adının da böyle olduğunu düşünüyorum. AKP Amerikancılıktır, karanlıktır ve piyasacılıktır. Yani isminden tanımamız gerekiyor AKP'yi ve Türkiye'nin AKP ile bu yola sokulduğunu düşünüyorum. Şimdi kısaca toparlayayım, sonra diğer arkadaşlara şey yapayım. Bir önemli noktası da şudur. 8-9 yıla baktığımızda bu AKP eliyle yürütülen bir projeydi. Ancak bugün bence biraz daha derin bakmamız ve biraz daha uyanık olmamız gerekiyor. Çünkü aslında şöyle geriye dönüp baktığımızda şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye halkı AKP'nin bu politikalarına karşı bir biçimde direnç veriyor, tepki veriyor. Fark ediyor ve isyan ediyor. Şimdi AKP tabii çok büyük bir avantajla geldi. Yani 2001'deki o büyük krizin üzerine diyebiliriz ki yani Türkiye denize batırıldı ve denize salınmış bir yılan olarak AKP halkın sarıldığı bir noktada durdu. Ama yavaş yavaş bu ortaya çıktı, bu görüldü. Şimdi bu noktada ilginç bir takım gelişmeler var. Birincisi şu oldu. Dendi ki mesela bir süre, 2 yıl, 3 yıl, ya merak etmeyin Türk Silahlı Kuvvetleri bu işin hesabını sorar. Bir süre bu şey yapıldı ve gerçekten de halk içerisinde ya tamam bizim bir ordumuz var, Türk Silahlı Kuvvetleri var ve bunun hesabını soracak diye bekledik. Bakın çok ilginçtir. Ertuğrul Özkök 2007 seçimlerinden sonra yazısının köşe yazısını başlığını öyle attı. Rahat bir TSK var diye. Şimdi sonra bunun bir ironi olduğunu söyledi ama yani rahatlatmak için bunu düşünün diye. Bu tam bir yazı başlığı, evet. Üzülerek söylüyorum ama Türk aydınları arasında, Türkiye'de aydınlar arasında şu söylendi. Ya AKP'den kurtulmak için Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmamız gerekir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni projesini, işte Büyük Ortadoğu projesi vesaire isimlerle anılan projesini AKP'den daha iyi yürütebilecek tırnak içinde sosyal demokrat güçler bulabileceği anlatıldı. Bana göre bunlar çöktükten sonra da işte bugün biz yeni Cumhuriyet Halk Partisi olgusuyla karşı karşıyayız. Şimdi de merak etmeyin, yeni bir kurtarıcımız, yeni büyük bir kahramanımız var. Bizi AKP'den kurtaracak deniyor. Bu büyük bir yalandır. Çok açık olarak şunu saptamamız lazım. 8-9 yıldır AKP eliyle yürütülen proje, 12 Eylül 2010 referandumunu bir tarih olarak koyalım. O tarihten sonra bütün düzen güçlerin ortak projesi haline gelmiştir. Şu anda Türkiye'de düzen içi tüm kurumlar, adına 2. Cumhuriyet denilen, Yeni Osmanlı denilen bir dönüşüm sürecinde kendilerine rol aramaktadırlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bunu söylüyor. İki partili sistem tartışmaları buraya oturuyor. Ben şimdilik virgül koyayım, şöyle bağlayayım. Evet, TKP'nin neden ayrı katıldığı ve CHP ile ilişkileri ayrıca konuşacağız çünkü. Şu şöyle bitireyim. Yani işte Türkiye Komünist Partisi'nin bu seçimlere boyun eğme sloganıyla girmesi, başta AKP, AKP politikaları ve bu politikalara ikna olan tüm düzen güçlerinin saldırılarına boyun eğme çağrısıdır. Peki, teşekkür ederim. Nedim Bey, sizinle devam edelim. Hem HOKA'yı bir değerlendirelim, oradan başlayalım ve Türkiye nereye gidiyor, AKP iktidarı ve Başbakan Erdoğan'ın tutumu. Evet. Üstü bu. Öncelikle izleyicilerime, bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Türkiye nereye gidiyor ya da bugün HOPA'da yaşananlar, aslında 12 Haziran'dan sonra eğer AKP yeniden iktidar olacaksa bugünün Türkiye tablosu 12-13 Haziran'ın tablosudur aslında bakarsak. Şimdi AKP bu cesareti 12 Eylül referandumunda buldu. Hatırlayalım, yerel seçimlerden sonra, 2009 Mart yerel seçimlerinden sonra AKP'nin o %38-35 bandına inmişti. Burada referandum hamlesiyle yeniden bir kendi açısından bir güven tazelemesi yaptı. Tabii bugün dönüp aslında hem evet diyenlerin hem de yetmez ama evet diyenlerin 12 Eylül referandumunda bugünkü tabloyu 12 Haziran'da sandık başına giderken iyi okumaları gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye basın dedik işte, ulusal kanalın ihlal edildi diye yayını. Nedim Bey, bakın hemen bir şey söyleyeyim size. Lütfen sözünüzü unutmayın. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turan Özlü Bey, ben yayına girmeden evvel bir liste verdi bana. Listeye bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Saadet Partisi'ne kadar bütün partiler davet edilmiş aslında. Çeşitli yayınlara, evet, çıkmış. Haber bültenlerinde yer verilmiş.
ÖDP'ye yer verilmiş, TKP'ye yer verilmiş, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yer verilmiş, İşçi Partisi'ne yer verilmiş, Yeni Parti'ye yer verilmiş, hatta Liberal Demokrat Parti'ye, Demokrat Parti'ye ve bağımsız adaylara. Aslında şey, yani hemen hemen toplumdaki ağırlıklarına göre kendileri tasnif ediyorlar. Burada birçok partiye yer verilmiş. Liste burada. İlginç bir şekilde böyle bir yasak uygulanabiliyor. Evet, buyurun. Valla burada işte şeyi bilemiyor. Hani muhalif olmak yetiyor. Evet. Şimdi Türkiye ileri demokrasi diye, ya Tayyip Erdoğan'ın iki lafından biri ileri demokrasidir. Ama şimdi demokrasi standartlarından biri nedir? Basın özgürlüğüdür. Şimdi 203 ülke içinde Türkiye basın özgürlüğünde 89. sırada. Şimdi dün zannediyorum ya da önceki gün Polonya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gençlerle yaptığı bir toplantıda neden gazeteciler Türkiye'de bu kadar çok hapiste gazeteci olmasını neyle açıklarsınız diye sorduğunda Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklaması ve onlar gazeteci değil ki onlar terör faaliyetinde, örgüt faaliyetinden dolayı cezaevindedir yanıtını veriyor. Şimdi bunların sayısını artırabiliriz. Ama bilinen şu, Türkiye küresel emperyalizmin kıskacına alınmış, bir yeniden yapılandırılma sürecini yaşayan bir ülke. Bu aslına bakarsak bunun ekonomik ayağı önemli oranda da tamamlanmış durumda. Bu Kemal Derviş dönemini hatırlayalım. 15 günde 15 yasa çıktı ve 2002 krizi peşinden gelen AKP iktidarı, 8 yıllık iktidar döneminde gerçekleştirilen özelleştirmeler, iş kanununda yapılan değişiklikler, taşeronlaştırma, destek çalışma, işin şey ayağı, ekonomik ayağı önemli oranda tamamlanmış durumda. Şimdi siyasal ayağı söz konusu. Referandumda burada bir AKP bir adım attı. Hı hı. Ve 12 Haziran seçimlerinden anayasa değiştirecek bir sayıyla çıkmak için elinden geleni yapıyor. Bütün saldırılarının, uygulamaların arkasında ve bütün muhalif sesleri susturmak istemesinin arkasındaki yatan şey bu. Çünkü Tayyip Erdoğan kamuoyu yoklamalarının herhalde bizden daha iyi biliyor. Oradaki rakamlar Tayyip Erdoğan'ın amaçlarına ulaşmasının mümkün olmadığını gösteriyor olsa gerek ki Tayyip Erdoğan her geçen gün saldırganlaşıyor. Aslında AKP'nin gerçek yüzü şimdi ortaya çıkıyor. AKP'ye destek veren liberaller soldan sağdan AKP'nin ne olduğunu şimdi herhalde umarım görmeye başlamışlardır. Dolayısıyla herhalde az sonra bu işin bu yanını konuşacağız. 12 Haziran seçimlerine giderken çok daha güçlü birlikler, çok daha güçlü seçim ittifakları oluşturulabilseydi eğer bugün bu konuda çok daha Türkiye'nin geleceği için çok daha fazla umutlu olurduk diye düşünüyorum. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, ben bir kez daha duyuruyu tekrarlamak istiyorum. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi ve katkılarınızı tüm cep telefonu operatörlerinden 2353'e kısa mesaj olarak iletebilirsiniz. Ayrıca ekranların altında yer alan faks numarasından ve elektronik posta adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Tabii bu arada okurlarımız şaşırmıştır. Bir 9.30 dedik, 11.30 evet. dedik. Şimdi 11.30'u bekleyenler de vardır. 11.30'u bekleyenler de vardır maalesef. Çünkü evet. Yasak karar o kadar tuhaf ki ancak itiraz üzerine geriye çekildi. Evet. 11.30 diye duyurduk. Evet. Tekrar yeniden işte onu aldık. Ve şey çok açık, yani sosyalistlerin sesini kesmek istedikleri çok açık. Yani ben bu programın bileşiminin de bunda bir rol oynadığını düşünüyorum. Sabah saatlerinden itibaren çünkü duyuruldu. Ulusal kanal ekranlarında evet. sürekli tanıtım döndü saat 9 diye. Gazete ilanları verildi. Günlük gazetelere ilanlar verildi. Ve tebligat 4'ü 10, yani 16.10'da yapılıyor tebligat. Ve tebliğ edildiği andan itibaren saat 9'da, yani 21'den itibaren uygulanması isteniyor. Evet. Yani bu kadar şey. Tarif edilmiş bir yasak. O bakımdan ilginç. Ve çok dikkat çekici bir şey. Yani
Ben şöyle düşünüyorum. Herhalde TRT'nin kapatılması lazım başlangıçta. Önce TRT'nin, sonra Samanyolu Televizyonu'nun. Mesela NTV'nin kapatılması gerekiyor. Bir muhalif konuşturuluyor NTV'de, onun arkasından iki AKP'li konuşturulup onların söylediği çürüttürülüyor. Ya çok ince ve tarafsızlık adına yapılan bir iktidar yanlısı yayınla karşı karşıyayız. Türkiye Komünist Partisi'nin başvurusu çok enteresan. Yüksek Seçim Kurulu karar alıyor, uyarıyor ve kimse uygulamıyor. Ve bunun bir yaptırımı yok. Bir yüksek mahkeme. Bu suçları bugün dosyalamak gerekiyor. Sonuçta evet. Teknoloji gelişmiş durumda. Evet. Bu seçim döneminde hangi partinin kaç saat, hangi kanalda ne kadar yer bulduğu evet. Kayıt altına alınsın. Bunların kesinlikle. Hesabı mutlaka sorulacaktır. Kesinlikle öyle düşünmek lazım, öyle bakmak lazım. Peki Sayın Taş, sizle devam edelim. Özgürlük ve Dayanışma Partisi seçimlere giremedi, katılamadı. Biz seçimlere doğru gelirsek eğer, önemli, kritik bir seçim yaşanıyor aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi anayasayı tek başına tamamıyla değiştirebilecek bir çoğunluğu yakalamaya çalışıyor. Bu yüzden bir dizi böyle kriminal operasyon da yürütüyor. Evet, işte. MHP'ye yönelik kaset operasyonu gibi. HOPA da bunun bir parçasıdır aslında. Devrimcilere, sosyalistlere, bu ülkenin emekçilerine gözdağı vermeye dönük bir saldırı. Bir faşizan bir saldırıyla biz yüz yüzeyiz. Toplum yüz yüze. Yine Erkan Bey'in söylediği önemli bir şey, tekel işçilerini ve tekel işçilerine destek veren sosyalistlerin tekrar mahkemelere çekilmesi, bir ceza çıkıp çıkmaması önemli değil ama bir adli takibat altına alınması önemli bir gelişme. Nedim Bey'in işaret ettiği durum önemli. Yani bir hırçınlık da var. Evet. Ve bütün bu olup bitenin ardından ki referandum 12 Eylül 2010 referandumundan sonra aslında biz böyle bir tabloyla karşılaşabileceğimizi aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Evet. Türkiye böyle bir yere doğru götürülmeye çalışılıyordu. Bu çok belli. Siz seçimlere giremediniz. Bir bunu açıklarsanız seyirciler geniş bir biçimde ve sosyalistlerin son derece sınırlı ekran bulduğu bir dönemden de geçtiğimiz için bunu bir kez tekrarlamakta yarar görüyorum. Neden katılamadınız? Sizin seçimlerde aldığınız tutum nedir? Özgürlük ve Dayanışma Partisi olarak. Şimdi sonuçta bizim seçime katılamamamızın en önemli nedeni bu antidemokratik seçim ve siyasi partiler yasasıdır. Çünkü seçime katılma hakkı kazanmış bir partiyi eksik evrak gerekçesiyle seçim dışı bıraktılar. Hiçbir eksiklik en temel insan hakkı olan seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesini gerektirmemeli. Giderilebilecek eksikliklerdi. Bu konularda çok uzun boylu anlatmak istemiyorum yani zaman açısından. Evet. Ama sonuç itibariyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla siz seçimlere katılamadınız. Yüksek Seçim Kurulu kararı, evet. Evet. Yani Yüksek Seçim Kurulu bizim seçime katılmamızı eksik evrak gerekçesiyle veto etti. Tabii burada bizim tartıştığımız nokta şu, bir yiğin engel var zaten Türkiye'de siyaset yapma konusunda bir yiğin engel var. Bunların başında seçime katılma hakkı kazanmak gerekiyor. Seçime katılma hakkı kazanıyorsunuz, önünüze bir yiğin bürokratik engeller getiriyorlar. Sonuçta Yüksek Seçim Kurulu ulusal yargı ağına bağlı bir kurum. Adaylarımıza ilişkin çeşitli evraklar istiyorlar, ellerinin altında bütün bilgiler var. Bütün bilgilere rağmen bürokratik engeller bütün partilere getiriliyor. İşte az önce TKP'li arkadaş söz etti. Seçime giriyorsunuz. %10 seçim barajı var. Zaten baştan antidemokratik bir seçim ortamıyla karşı karşıyasınız. Eşit değilsiniz. Bunun yanı sıra propaganda da eşitlik diye bir durum söz konusu değil. Propaganda olanakları son derece kısıtlı. Belirli partiler 3 parti üzerine ve 3 partinin içerisinde daha çok İktidar partisini gözeten bir seçim yaklaşımı var. Hazine yardımından ki bütün halkın ödediği paralarla oluşmuş olan bir hazine var. O yardımdan da belirli partiler yararlanabiliyor. Bu konuda bir rakam vereyim, özür dilerim, katkı olsun. Arkadaşlarımızın yaptığı hesaba göre bizler dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her vatandaş AKP'nin bu yalan makinesinin çalışması için 50'şer lira. Cumhuriyet Halk Partisi için 35'er lira, Milliyetçi Hareket Partisi için 30'er lira para vermişiz. Yani bu seçim döneminde kullandıkları para. Bir bizler de dahil olmak üzere hesap. Türkiye'de yaşayan herkes. 3 parti bundan yararlanıyor. Evet, tabii ki. 50, 35, 30. 30. Şimdi buradan baktığımızda tablo şu. Yani bu Türkiye'de bir daha böyle seçimin yapılmaması için aslında bizim mücadele yürütmemiz lazım. Bu antidemokratik seçim ve siyasi partiler yasasının değişmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Ve siyasi yasaklar söz konusu. 12 Eylül'le hesaplaşmaktan söz ediliyor. Bir yeğen arkadaşımız seçilme hakkını elde edemiyor. Bu konuda yasaklar var, yasaklamalar var. Seçilme yaşı çok yüksek, 25. Bunun indirilmesi gerekiyor. Ve benzeri. Yani
önümüzdeki dönem bizim uğraşmamız gereken temel noktalardan bir tanesi bu siyasi partiler ve seçim yasası. Biz aslında bugünden yasaksız ve barasız bir seçim kampanyasıyla bunu başlattık ama bunu sürdürmek lazım ve Türkiye halkı böyle bir seçimi hak etmiyor. Bu kadar antidemokratik, adil olmayan bir seçimi hak etmiyor ve buradan oluşacak olan meclis de demokratik bir meclis olmayacak. Hele hele buna kurucu meclis misyonu biçmeye çalışanlar var. Efendim bu meclis kurucu bir meclis olacakmış ve yeni anayasayı yapacakmış. Hayır. Yeni anayasanın yapılabileceği bir meclis, kurucu meclis işlevini görecekse yasaksız, pardon barajsız bir seçim ortamı sağlanacak. Baraj olmayacak. Bütün siyasi fikirler mecliste temsil edilecek. Ancak öyle bir meclis, kurucu bir meclis işlevi görebilir. Şimdi AKP tabii burada bu seçimlerde 367'yi bulup tek başına anayasa yapma yetkisini elinde bulundurmak istiyor. Zaten böyle bir yetkiyi aldığında, böyle bir oranı yakaladığında referanduma da taşımayacağını söylüyor, ifade ediyor. Evet. Tabii bizi bekleyen anayasanın nasıl bir anayasa olacağını zaten görüyoruz. Bu konuda önümüze bir eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü bir anayasanın gelmeyeceği ortada. Bu anayasanın iki tane temel ekseni olacak. Bir tanesi piyasa düzenini. Zaten bir piyasa toplumu olduk. Piyasa düzeni bayağı altyapısını kurdu, geliştirdi. Ama bu konuda daha adım atmaları gerekiyor. İşte piyasa diktatörlüğünü daha da geliştiren, güçlendiren bir altyapı kuracaklar. Yani sınırsız sömürme özgürlüğünün önü daha da açılacak. İkincisi, siyasal alanı daha da daraltacaklar. İktidarı daha da merkezileştirecekler. Bu anlamda başkanlık olmazsa yarı başkanlık, yani Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri artırılacak bir tür başkanlık ve yarı başkanlık. Tayyip Erdoğan da kendisini buna hazırlıyor. Şimdi doğal olarak burada seçim sonrası Türkiye halkının, emekçilerin sorunlarını çözebilecek bir tabloyla karşılaşmayacağımız ortada. Burada aslında tartışacağız, konuşacağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken, bugün Türkiye siyasetinde eksik olan en temel nokta, bugün bir AKP var, bir siyasal İslamcı gelenekten geliyor. Kendisini 28 Şubat'ta yeniledi, tırnak içinde yeniledi ve ılımlı İslamcı bir siyasetin aktörü oldu. Bir tür sizin de kitabınızda dile getirdiğiniz gibi bir tür Amerikan projesi olarak gelişti. Şimdi bunun yanı sıra sosyal demokrat olma süreci yaşayan, daha doğrusu böyle bir sürece kendini ittiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi var. Milliyetçi Hareket var, faşist hareketin bugünkü yansıması. Bir de Kürt Ulusal Hareketi var, BDP var. Şimdi burada eksik olan, Türkiye siyasetinde eksik olan devrimci sosyalist bir hareket, bağımsız bir devrimci sosyalist hareketin yoksunluğu ve zayıflığıyla karşı karşıyayız. Tabii burada TKP, ÖDP, Emek Partisi olarak varız. Her birimizin değerli çalışmaları var. Değerli bir birikimi de ifade ediyoruz ama bunların kendisi yetmiyor. Sonuç itibariyle önümüzdeki dönem Türkiye Sosyalist Hareketi'nin kendisini yeniden inşa etmesi, yeniden kurması, toplumsal mücadeleler içerisinde kurması, geliştirmesi, toplumsal hareketleri yaratarak kendisini inşa etmesi, bir merkez inşa etmesi ve bu merkezin ezilen halk hareketleriyle, Kürt hareketiyle ve Alevi hareketiyle de birleşerek geniş bir cephe, geniş bir zemin oluşturması oldukça önemli. O yüzden hani Özgürlük ve Dayanışma Partisi seçime katılmayarak ne öneriyor diye sorduğunuzda, bizim çizgimiz bu az önce ifade ettiğimiz ihtiyaca uygun bir çizgidir. Bu çizgi, biz gerici, özelleştirmeci, piyasacı, milliyetçi partilere oy verilmemesi gerekliliğini söylüyoruz ve oyların devrimci sosyalist adaylara verilmesini ifade ediyoruz. Bu devrimci sosyalist adayların içerisine Emek, Özgürlük, Demokrasi bloğunun içerisinde olan arkadaşlar da giriyor. Ama bütünü girmiyor. Ama arkadaşlar da giriyor doğrusunu. İşte Levent Tüzel var bunun içerisinde. Arkadaşlarımız oy verebilir. Bunun içerisine Sırrı Süreyya da giriyor. Bunun içine Sebahat da giriyor. Bunun içerisine TKP'li arkadaşlar seçime katılıyor Türkiye çapında. Bu arkadaşlarımız da giriyor. SP'nin bağımsız adayları var. Onlar da giriyor. Emek Partisi de seçime katılıyor. Onlar da giriyor. Yani biz bu konuda bir genel çerçeve çizdik ve bu çerçeve doğrultusunda arkadaşlarımızın, üyelerimizin bu bileşenlere oy vermesini istiyoruz. Çünkü biz seçimden sonra
bu güçlerle ortak bir hayat inşa etmeyi düşünüyoruz. Ortak bir hayat kurmayı düşünüyoruz. Doğal olarak bizim muradımız bu güçlerin seçimden sonra, az önce saydığımız güçlerin bir bütün olarak bu seçimden sonra işte ortaya çıkan bu piyasa düzenine karşı, bu kapitalizme karşı, bu emperyalizme karşı ki bu saldırılar artacak, öyle gözüküyor. Çünkü AKP az önce Erkan ifade etti, bir yeni rejim kurdu, bir yeni düzen kurdu. Bunun taşları döşendi. Aslında AKP bugün olmasa bile, ya yarın olmasa bile bu Türkiye'nin orta vadede Türkiye siyaseti yeniden şekillendirildi. Türkiye artık Graham Fuller'in dediği gibi ılımlı İslamcı bir ülke oldu. Aynı zamanda da ordusuyla, sermayesiyle ve hükümetiyle de bir bölgesel güç olma stratejisi içerisinde olan, yani emperyal vizyonu olan da bir ülke oldu. Yani öyle yurtta barış, dünyada barış çizgisinin de kapandığı ve Türkiye'nin de bölgesinde emperyal niyetlerle, tabii ABD emperyalizminin çizdiği çerçevelerde bir model ortaklık ve bu model ortaklığın sonucu Türkiye bir cephe ülkesi oldu. Eskiden Türkiye cephe ülkesi değildi, bir kanat ülkesiydi. Bakın kamuoyunun dikkatinden kaçtı. Biz de fazla işleyemedik doğrusunu söylemek gerekirse. İşte NATO'nun kara unsuru artık İzmir oluyor. NATO karargahı İzmir. NATO karargahı İzmir haline geliyor. Füze kalkanı projesine Türkiye onay verdi. Yani bütün bu gelişmeler, bir taraftan bakıyorsunuz TSK üstünde bir operasyon var. Bu operasyon şöyle algılanıyor. İşte militarizm geriletiyor, geriletiliyor. Aslında tam da öyle mi? Militarizm mi geriletiliyor? Bir bakıyorsunuz Türkiye ordusu aslında iç düşmanla uğraşan bir ordu olmaktan çıkartılıyor. Yayılmacı, emperyal vizyona göre yeniden yapılandırılıyor, profesyonelleşiliyor. Bize de hadi bakalım seç hangisini, iç düşmana göre yapılanmış ordu mu tercih edersin, yoksa yayılmacı, emperyal bir ordu mu tercih edersin? Biz tabii ikisini de tercih etmiyoruz. Sonuç itibariyle Türkiye'nin siyaseti, altyapısı, ekonomisi, yargısı, bürokrasisi her düzeyde yeniden yapılandırıldı. Yeni bir rejim inşa edildi. Bu yeni rejime karşı mücadele esastır. Artık eski düzen, sizin de kitabınızda, son kitabınızda Birinci Cumhuriyet'in sonu sanırım. Evet, sonu. Evet, Birinci Cumhuriyet'in sona erdiğini söylemek doğru. Yeni bir cumhuriyet kuruldu. Fakat bazıları bu cumhuriyetin 2023'te kurulacağını söylüyor. Daha bitmediğini ifade ediyor. Onun da altını çizelim. Ama bizce bir yeni bir cumhuriyet evet, zaten kuruldu. Benim kitabımın adı da İkinci Cumhuriyet'in Sonbaharı. Sonbaharı, evet, evet. Böyle bir bahar süreci var. Biz tabii eşitlikçi, özgürlükçü bir emekçi cumhuriyeti kurmamız gerekiyor. Bu yeni cumhuriyete karşı eski cumhuriyeti savunma endeksiyle de hareket edip oraya kendini hapseden bir çizginin de kendisini geliştiremeyeceği, bu yeni rejime karşı başarılı olamayacağı zaten yaşanan deneyimlerle ortaya çıktı. O yüzden yeni bir cumhuriyet, ama bu Graham Fuller'in çizdiği cumhuriyet değil, bir emekçi cumhuriyeti, bir sosyal cumhuriyet, bir eşitlikçi, özgürlükçü cumhuriyet, bir devrimci cumhuriyet, bir sosyalist cumhuriyet görevidir, dönemidir. Biz aslında bunu geliştirmemiz tarihsel gerekiyor. Tarihsel olarak Türkiye, evet, ve toplum Türkiye böyle buraya, bir eşiktedir diyorsun. Evet, böyle bir eşiktedir. Artık dönem bizim dönemimizdir. Yani başka kimsenin, Türkiye'de herhangi bir siyasal gücün bunu yapma şeyi tarihsel olarak yoktur. Peki. Tarihsel görev sosyalistleredir, devrimcileredir. Sanırım seçim sonrası bu tarihsel görevin sorunlarıyla ilgileneceğiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi diğer konuğumuz da gelmiş. Not ulaştı. Halk Evleri Genel Başkanı Sayın İknur Birol gelmiş. Biz o yüzden kendisini alacağız. Bu bakımdan kısa bir ara verelim. Hem stüdyo düzenini ona göre ayarlamamız için, ama önemli saptamalar yaptınız. Bunu sürdürmek lazım. Sözünü ettiğiniz kitabımda ben şeyi de belirttim. Zannediyorum siz de okudunuz. Evet. Mesela NATO'dan çıkalım diyen generalleri tutukladılar. İlginç, askerleri tutukladılar. Yani bir biçimde ya Soğuk Savaş dönemi bitti, Varşova Paktı dağıldı, biz NATO'da niye kalmaya devam ediyoruz diyenler bir tertiple tutuklandılar. Ve bunun böyle olduğunu da yazdılar aslında. Mesela İhsan'da, Zaman Gazetesi'ndeki köşe yazısında, ya bunlar NATO'dan çıkmak isteyen maceracılar, NATO'dan çıkınca Batı'dan, demokrasiden kopmuş oluyorsunuz. Bunlar dolayısıyla despot, bunlar da bir diktatörlük kuracaklardı diyor. Şimdi NATO'dan çıkmayı savunmak demokrasiye karşı bir eylem içinde olmakla aynı anlamda değerlendiriliyor. Mehmet Altan yazdı.
artık NATO'nun işlevi değişti dedi Mehmet Altan. Evet. NATO artık demokrasiyi inşa ediyor, özgürlük götürüyor dedi. Yani Irak'a, yani Libya'ya olduğu gibi NATO özgürlük götürüyor ve demokrasi götürüyor. Dolayısıyla NATO'ya karşı çıkmak darbeci olmak. Demokrasiye karşı çıkmak gibi aynı anlamda değerlendirildi. Önce bir ideolojik saldırıyla bağımsızlık istemek demode oldu. Şimdi bağımsızlık istemek suç haline getirdi. Suç haline getirdi. Tabii. Aynen öyle oldu. Peki izin verirseniz sizinle devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim sevgili seyirciler. Sizden gelen çok sayıda mesaj var. Çok yüreklendirici mesajlar bunlar. Mesajlarınızın aynı verdiğimiz adreslerden hem elektronik posta aracılığıyla hem faks yoluyla hem de kısa mesaj şeklinde cep telefonlarınızdan bize ulaştırabilirsiniz. Bu bileşimi seyircilerimiz çok büyük bir coşkuyla karşılamışlar. Çok sayıda böyle bir mesaj var. Biz de seyircilerimize teşekkür ediyorum. Tek tek sorular var, onları size ileteceğim. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Yeniden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haber Analiz programı 5. Boyut izliyorsunuz. Biz bu programda Türkiye Sosyalist Hareketi'nin önde gelen örgütlerinin, partilerinin temsilcilerini ağırlıyoruz. Konuklarımı bir kez daha size takdim etmek istiyorum. Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Sayın Alper Taş aramızda. Ve programımızın başında anons etmiştik. Halk Evleri Genel Başkanı Sayın İknur Birol programımıza katıldı. Çok komik bir durum olduğunu burada paylaşalım seyircilerimizle tekrar. Biliyorsunuz Ulusal Kanal yayınları RTÜK tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararı gerekçe gösterilerek çok tuhaf bir biçimde durduruldu. Saat 21'den sonraki programlar durduruldu. Bu programın süresine bakıyorsunuz durdurulma saatlerine. Bu programın saatleriyle birebir örtüşüyor. 2 saat 10 dakikalık bir süre ya da 2,5 saatlik bir süre içinde durdurulduğu belirtilmiş. Biz de dolayısıyla daha önce duyurduğumuz saat 21'deki programımızı 23.30'a aldık. İknur Hanım'a da öyle ilettik. Ama daha sonra kendisiyle bir iletişim kuramadık. İknur Hanım da 11.30 diye, yani 23.30 diye gelmiş. Biz o yüzden bu arada aldık. Kendisine söz vereceğiz. Hoş geldiniz tekrar. Halk Evleri Genel Başkanı aramızda. Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nedim Köroğlu programımızda. Sizden çok sayıda soru geliyor. Özellikle bu program nedeniyle kutlama çok yoğun. Hemen hemen böyle bir bileşim için ve böyle bir program için çok sayıda seyircimiz teşekkür etmiş. Bütün partilerin bu programa katılan eğilimlerin görüşlerini topluca izlemek imkanını bulduğunu söylüyor seyircilerimiz. Artvin'den Almanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya kadar, Manisa, Türkiye'nin her yeri, Maraş, evet, Samsun, Trabzon, çok sayıda seyircimiz, Hollanda, dünyanın ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden çok sayıda seyircimizden sorular, katkılar geldi. Bunları programımızın akışı içinde ben sizlerle paylaşacağım. Programımızın ikinci turunda programımıza yeni katılan İknur Hanım'la başlayalım ve daha sonra sırayı bozmadan Türkiye Komünist Partisi ve Emek Partisi ile devam edelim. İknur Hanım, biz Türkiye nereye gidiyor sorusuyla başladık. İlk önce hop olaylarını değerlendirdik. Bir hazırladığımız bandı ekrana getirdik. Başbakan Erdoğan'ın hem hop olayları hem ardından HOPA'da işlenen cinayetin, yani Metin Lokumcu hocanın öldürülmesinin ardından gelişen protesto eylemlerine karşı aldığı tutumu değerlendirdik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Çünkü AKP hemen 10 Eylül 2010 referandumundan sonra tahmin edebildiğimiz gibi despotik, İslamofaşist denilebilecek bir polis devletini hızla inşa etmeye girişti ve bunu hem popülerlerinde hem daha sonraki gelişmelerde görüyoruz. Çok cinsiyetçi, erkek egemen bir dil kullandı. Özellikle Ankara'da zannediyorum yine Halk Evleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi bir kadın arkadaşımıza, İlşat Aktaş'a karşı kullandığı ifade son derece çirkindi. Burada diğer konuklarımız değerlendirdi. Kısaca biz bu değerlendirmeyi alalım ve daha sonra seçimlere geçeceğiz. Sizinle devam edelim. Buyurun. Ben önce teşekkür etmek istiyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Hopa olayı büyük bir ihtimalle seçimlerden sonra da yani tartışılmaya ve konuşulmaya devam edecek bir olay. Uzun yıllardır
özellikle Karadeniz halkı açısından hani çok fazla AKP'nin kendi mailinde, kendi böyle çok cebinde gördüğü bir halkın aslında içten içe nasıl fokurdadığı ve 9 yıllık AKP iktidarının, Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği AKP iktidarının ve bu çizginin yarattığı mağdur kitlelerin ne kadar çoğaldığını, öfke biriktirdiğini önemli ölçüde gösteren olaylardan biridir. Bir kırılma gibi bakmak herhalde yanlış olmaz topu açısından. Hopa'da olan biteni bu gözle görmek mümkündür. Bir acı sonuç ortaya çıkmıştır. Metin Hoca'yı kaybettik. Metin Hoca Halk Evleri'nin de üyesidir aynı zamanda. Ve Hopa'dan sonra halkın itirazını bir küçük grubun itirazı noktasına indirgemek konusunda müthiş bir manipülasyonla, özellikle Tayyip Erdoğan'ın mitingleri aracılığıyla topluma vermeye çalıştığı mesaj aslında AKP'nin izlediği stratejinin bir başka biçimiydi. 9 yıllık bir iktidar, piyasaya tapan bir iktidar ve gerici bir iktidar, cinsiyetçi bir iktidar. Aslında hani küçücük bir olay gibi görünse dahi Hopa'da gerçek yüzüyle toplumun karşısına da çıkabiliyor. Ve gerçekler anlatılmasın diye eldeki bütün olanakları da kullanıyorlar. Burada bir küçük anekdot söylemek istiyorum. Bir haftadır miting meydan dolaşıp işte o pankart ve halk evleri diye bir örgüt diye bize hedef gösteren söylem olmasına rağmen 7 gündür bizim genel merkezin telefonu, ya siz kimsiniz, bu başkan sizinle ilgili konuşur, ne dersiniz bu meseleye denilen bir soruya dahi muhatap olmamıştır. Çok ciddi bir sindirme ve korku vardır ve klasik olarak muhaliflerini çeşitli yarattıkları çuvalın içine marjinal gösterip, gayrimeşru gösterip bu çuvalların içine koyup toplumun dışına itme, toplumla, halkla iç içe geçmesine engel olma tavrı izlemektedir. Ne yapmıştır AKP hükümeti 9 yılda? 9 yılda Karadeniz'in bütün derelerini ve çayların üzerine HES yapma planı uygulamıştır. Evet, bunu köylüyü bölerek, köylüye çeşitli yaldızlı vaatlerde bulunarak ve gerçek dışı söylemle doğayı talan politikasına makyajla ikna etmeye çalışmıştır. Ama gerçekler hakikaten çarpıyor. O bölgede yaşayan Karadeniz halkı HES'ler konusunda çok kısa sürede çok ciddi bir bilinç donanımına erişti ve nereye itiraz edeceğini ve neden itiraz ettiğini bilmekte. Her türlü hukuksal ve demokratik kanalı kullanarak bu itirazlarını yükseltmekteler. Ancak seslerini duyurmak konusunda yine birçok engelle karşılaşmaktalar. Bu biriken bir öfkeden söz ediyoruz. Çay yetiştirmektedir ve aslında ürettiği çayla geçimlik bir gelir elde edememektedir. Giderek işte Çaykur'un özelleştirilmesi, çayını satamamaktan kaynaklanan çok ciddi sıkıntı ve artık yaşam olanakları giderek daralan ve bu açıdan da öfkesi biriken bir üretici kitle görüyoruz. Fındık, tabii evet. Ki fındık, evet. Hakeza aynı. Fındık borsası biliyorsunuz tabii, Frankfurt'ta. Tabii. Enteresan. Dünyadaki fındığın %70'i Türkiye'de üretiliyor. Borsa Frankfurt'ta. Evet. Ve çok büyük bir fındık tüccarı da aynı zamanda Cüneyt Sapsu ve bütün uluslararası çikolata tekerlerinin ilişki halini İtalyanlarla birlikte yönlendiriyor piyasayı. Yani muazzam bir öfke var. İşsiz gençler dolu Karadeniz'de. Göçler var. Bu yaratılmış öfkenin bir yerde patlayacağı aşikardı. Bunun örgütlü bir biçimde patlamaması için AKP gerici yanıyla oralarda da örgütlenme yapmaya çalışıyor. Halkları bölmeye çalışıyor. Çeşitli cemaat ve tarikat ağlarıyla sarmalamaya çalışıyor. Ama o topraklarda bir devrimci tohum var, maya var. O topraklarda ilerici bir maya var. Ve bu mayanın kendisi küçük büyük çok ciddi rahatsız edici bir durum. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın mitingiyle ilgili ortaya çıkmış bir vaka gibi görünmekle birlikte AKP hükümetinin diğer temsilcileri de gidememiştir oraya. Biraz gövde gösterisi yapmak üzere kurulu bir miting teşkilatlanması aslında bütün bunlar biline biline yapılmış bir şeydi ve Hopa halkı, oranın yerlisi bütün bu öfkesini ve protestosunu ifade etmek için bir biçim arayışına kuşkusuz girdi. Bu da en doğal hali horon tepti, pankart astı, slogan attı ve bizzat koruma müdürünün bunun ben çok altını çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok mühim bir iştir. Görüntülerde de
ayan beyan ortadadır. Artık oranın herhangi bir emniyet müdürü ve amiri değil, bizzat başbakanın koruma müdürünün elinde gaz bombası silahıyla polise öğretir bir şekilde halkın üzerine nasıl gaz sıkılacağını gösterdiği sahneleri tüm Türkiye kamuoyu izlemiştir. Ve bu öfkenin kendisini anlamak, protestonun kendisini anlamlı kılabilecek önlemlerin, demokratik bir ülkede olması gereken önlemlerin alınması gerekirken, sonuç ölümle biten, bizim için son derece büyük acı bir kayıp olan Metin hocamızın ölümüyle sonlanan olaylar yaşanmıştır. Burada ilginç bir şey oldu. Tabii bu referandum sırasında AKP'ye yetmez ama evet diyen, kerhen evet diyen, her şeye rağmen AKP'nin Türkiye'yi demokratikleştirdiğini iddia eden liberallerin düştüğü bir şey var, bir konum var. Yani çok zavallıca, çok dramatik bir konum. Mesela çok böyle çarpıcı olanlardan biri de Murat Belge'nin sözleriydi. Yani Murat Belge inanılmaz. Şimdi Türkiye Sosyalist Hareketi'nin içinden gelen, işte önde gelen sosyalist aydınlardan biri sayılan bir tarihe sahip. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin üyesiydi, eski üyesiydi mesela, ayrıldı. Ve uzunca bir süredir de AKP'yi destekliyor. Ve çok çarpıcı gelen şeylerden bir tanesi şuydu benim açımdan. Sami Kanadoğlu'nun evi arandığı zaman çok çarpıcı bir yazı yazmıştı. Beni irkilten bir yazıydı o. Elbette ya, 367 kaosunu yarattı. Tabii onun da hukuku çiğnenecek dedi. Şimdi olacak iş değil bu. Yani en kötü, yani bir burjuva demokrasisini tanımladığınız zaman bile bir kavram vardır. Suçluların bile hukuku vardır. Hukuka uymak zorundasınız. Evet, o 367 kaosunu yarattı. Tabii ki onun hukuku çiğnenecek diyemezsiniz. Aynı Murat Belge kalktı. Böyle AKP'ye oy düşüreceğini zannediyorlar. Ben okudum. Bunlar kan, bilmem ne, çatışma, matışma ortamıyla yeniden bu siyaset Türkiye'de böyle anılıyor, böyle anlaşılıyor. Kan ve çatışma olmayınca siyaset olmuyor zannediliyor. Ve herhalde AKP'ye oy kaybettireceğini düşünüyor bunlar diye bir yazı yazdı. Yani dehşet verici bir şey. Bugün de piyasaya sürmüş şeyleri takip ettiniz mi bilmiyorum. Sabahtan itibaren bir çok büyük ihtimalle merkezi bir bombardımana başlandı. Utanç verici, yani hakikaten utanç verici bir şey. Metin Hoca ile ilgili yeni görüntüler diye, tabii yeni görüntüler diye bu sabahtan itibaren bir takım internet sitelerinde ve akşam da haber bültenlerinde, işte o da taş atıyormuş, şöyle de bir görüntü denilen hakikaten son derece çirkin. Yani ölmüş bir insanın asgari vicdan, hani asgari bir insan olma haline bile uymayan bir karalama kampanyası bugün itibariyle başladı. Bugün bir takım senaryolar yazılmaya başlandı. İşte balyoza pimpon ekleniyor sanıyorum. Gündüz okuduğum bir şey. Ya, gülünecek kadar evet, komik evet, artık. Evet. Yani orada Gürcülerle bir Lazları bölmeye çalışıyorlar. Onlarla ilgisi evet. var denilen bir senaryoda bir çuval doldurmaya çalışıyorlar. Ama şunu söylemek lazım. Yani bunlar nafile çabalar. Nafile çabalar gelip bir yere dayandığında hakikaten bir takım makyajların aktığı görülmekte. Ankara'da açık ki faşist yöntemin kendisini Hopa'da kullanan, Ankara'da kullanan, İstanbul'da kullanan, Türkiye'nin dört bir yanında kendi itirazını söylemek üzere sokaklarda olan muhalefete yöneltilmiş davranışlar seçim öncesi gerginlik değil. Seçim sonrası nasıl bir Türkiye'nin olacağına dair önemli göstergelerdir. Çok önemli göstergelerdir. Otoriter eğilimlerin kendisi, Tayyip Erdoğan'ın şahsında simgeleşen otoriter eğilim, emniyet teşkilatı, yargı ve diğer bütün birimleriyle bu topluma tam bir korku toplumu yaratan ve sindirmeye çalışan yol ve yöntemleri artık pervasızlıkla ve büyük bir arsızlıkla kullanmaya başlamışlardır. Şimdi bu tarih itibariyle şöyle görülüyor. Biz bir örnek yaratalım, kalanı da siner ve başını eğer. Ben Hopa merkezi şunu söylemek istiyorum. Yani belki güncel bir bilgi olduğu için şunu da ekleyerek söylemek istiyorum. Bir cinsiyetçi olan, gerici olan, piyasacı olan ve açık ki faşist yöntemleri kullanmakta hiçbir çekincesi olmayan bu iktidar, tabii Amerikancı olan, işbirliği aşikar olan bu iktidarın önümüzdeki dönem Türkiye halklarına, Türkiye ezilenlerine, Türkiye'nin solcusuna, demokratına, ilericisine bu dünyayı zindan etmeye tarih itibariyle verdikleri söz konusunda ipuçlarını ayan beyan ortadadır. Yetmez ama evet diyenler, kendini liberal tanımlayanlar, kendini özgürlükçü tanımlayanlar, AKP'ye demokratlık atfedenler bir kere daha derin derin düşünmek zorundadırlar. Bedeli ağır ödenen, tarihte de bedeli ağır ödenmiş ve bedel ödeme konusunda asla bir adım geri atmayacak bu ülkesini seven insanlar, bu toprağa
bu ülkede yaşayan halkları, yoksulları, bu halkın bağrında yetişenler de bir tür sindirme harekatlarıyla geri adım atmayacaklardır. Bunlardan bir tanesi olan Halk Evleri örgütü adına şunu söyleyebilirim ki halkın hakları mücadelesini, eşit ve özgür bir Türkiye mücadelesini vermekten hiçbir güç bizi alıkoyamayacak. Peki, çok teşekkür ederim Nurhan Hanım. TKP Genel Başkanı ile devam edeceğiz. Erkan Bey, izin verirseniz ben mesajları bir hızla seyircilerimizden gelen mesajları okumak istiyorum. İzmir'den İbrahim Gençay yazmış. Yapılan haksız ve hukuksuz bir saldırıdır demiş. Kanalın kapatılması, yayınların durdurulmasına ilişkin bir tepki ifade ediyor. Şiddetle kınıyorum demiş. Derhal istifa etmesini istemiş. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin ve RTÜK üyelerinin. Evet. Ve bütün katılımcıları selamlamış ve ilgiyle izlediğini belirtmiş. Yine İzmir'den başka bir seyircimiz, soyadını yazmamış, Serhat isimli. Bu program için çok teşekkür ediyor. Ulusal kanala geçmiş olsun dileğini iletmiş. Konunuz olan tüm sosyalistleri selamlıyorum. Biliyorum ki kolay değil. Onlar istese de bu mücadeleyi engelleyemeyecekler. Böyle bir bileşim çok bizi mutlu etti demiş. Fakat ortak düşman gerçeği yeterince kavranmadı. Neden birlik olunamadı? Bu seçimlerde niye geniş bir ittifak kurulamadı denmiş. Bütün katılımcılara bir soru olarak iletmiş bunu. Oyumu, tercihini de açıklamış. Bu oyunu TKP'ye vereceğini söyleyen bir seyircimiz. Ve bağımsız adaylar için de kullanacağız demiş. Alper Taş ve EMEP Genel Başkan Yardımcısını selamlıyorum demiş. Sizden önce gelen bir mesaj bu, onu belirteyim. TKP'le mi dedi selamlıyor? Evet. Evet. İzmir'den bir seyirci. Bize oy verin, size selam. Seçime katılamıyorsunuz çünkü. Oy TKP'ye selam. Selam size. Teşekkür. Cumhur Uysal yazmış. Nereden yazdığını belirtmemiş. Eğer bir sosyalist ittifak sağlansaydı en az %10-15 oy alınabilirdi. Bunu iddia ediyorum demiş bir seyircimiz. Volkan Türk Yılmaz yazmış. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi. Evet. Üç parti liderine de sormak istiyorum demiş. Ulusal kimliğin sosyalizmde reddedildiği ya da önemsenmediği bir yaklaşım var mı diye sormuş. Yani ulusal kimliğin, Doğan Güneş isimli bir seyircimiz yazmış. Türkiye'nin bütün sosyalist hareketlerini, Türkiye'nin devrimci ilerici güçlerini bu kanalda yan yana görmek bizi mutlu etti demiş. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin önümüzdeki dönemde mücadele pratiği açısından ne düşünüyorlar demiş. Bütün katılımcıları ve beni selamladığını söylemiş bir seyircimiz. Tarsus'tan bir seyircimiz yazmış. Ethem Öndeş. Konuklarınıza sorar mısınız? Türkiye'de sosyalistler, solcular, yurtseverler büyük bir güç olduğu halde neden hiçbir zaman bir araya gelmiyorlar? İyi yayınlar demiş. EMEP Genel Başkan Yardımcısını güçlü bir ittifak olsaydı çok daha iyi sonuç alırdık dedi. TKP'den ise geçtiğimiz aylarda sadece seçimlerle sınırlı olmayan bir cepheleşme çağrısı vardı. ÖDP, EMEP, Halk Evleri ve diğer sosyalist örgütlere soruyorum demiş. Neden böyle bir cephe kurulamadı seçimlerden önce? Neden böyle bir ittifak yapılamadı demiş. Bu ortak bir soru. Bundan sonra bu soruyu tekrarlamaya gerek yok. Çok sayıda böyle bir şey var. Soru geliyor. Neden seçimlerden önce, referandumdan önceki dörtlü ittifak gerçekleşmedi? Ya da emek, demokrasi ve özgürlük cephesine diğer partiler katılmadı diye sorular var. TKP'ye, ÖDP'ye ve Halk Evlerine, EMEP böyle bir ittifak içinde ve parçalı olarak katılıyor. Avukat Aydın Devran sormuş. Ulusal kanala verilen cezayı kınıyorum demiş. AKP düşmeye devam ettikçe toplumdaki muhalif kesimlere baskıyı gittikçe artıracaktır demiş. Konukları selamlamış. Evet, diğer konukların özgürlük, barış ve demokrasi cephesine neden katılmadıklarını soran başka seyircilerimiz de var. Böyle devam ediyor. Alper Erdik yazmış. Sendika Ork yazarlarından zannediyorum. Kendisi de böyle belirtmiş. ÖDP kendisini Yüksek Seçim Kurulu'nun engellemesiyle seçimlere girmeyeceği belli olduktan sonra BDP destekli blok adaylarına mensup sosyalist adayların desteklenebileceğini,
kamuoyuna ve parti tabanına açıklamıştı. Sendika Ork'ta yayınlanan 5 Mayıs tarihli aktüel gündem yazısında da aynen ÖDP gibi genel itibariyle bloğa değilse bile içindeki devrimci adaylara oy verebileceği belirtildi. Yani halk evlerinin de aynı şekilde bir tavrı olduğunu buradan çıkarabiliyoruz. Her iki açıklamada da Ertuğrul Kürkçü adı ısrarla zikredilmiştir demiş. Peki Ertuğrul Kürkçü bu desteği gerçekten hak etmekte midir diye bir soru sormuş. Evet, çok yani isim üzerinden giden bir değerlendirme yapıyor Alper Erdik arkadaşımız. Devam edelim. Hak etmekte midir? Kendisi henüz blok adaylığı belli olmadan evvel 12 Eylül'de hayır diyen sol yapıları MEP'i dışında tutarak eleştirmiş TKP ÖDP halk evlerini batıdaki işçileri örgütleyebilmek adına Kürt sorununu görmezden gelmekle ve ulusalcı olmakla itham etmişti demiş. Böyle devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi ve Cumhuriyet Güç Birliği'ne seçimlerde başarılar diliyorum demiş. Arkadaşımız, ben kendi adıma halk evleri ve ÖDP gibi yeni düzeni, yeni rejimi diğer örgütlere bakarak daha erken analiz edebilen, daha doğru siyasetler üreten ve öne açık iki sol yapının Ertuğrul Kürkçü'nün şahsında netleşen sol çizgiye Kürkçü'yü destekleyerek bir anlamda prim vermesi yerine bu çizgiyi gerekli açıklamalarla teşhir etmelerini beklerdim demiş arkadaşımız Alper Erdik. Yakup Denek Hollanda'dan yazmış. Sizi saygıyla selamlıyorum. Programa başarılar diliyorum demiş. Yeni Foça'dan yazan Sinan Kerman var. Soner Barış yazmış. İsimler okuyalım. Uzayacak öyle anlaşılıyor. İstanbul'dan Şükrü Aykutlu arkadaşımız yazmış. Yine programın bu bileşimini desteklediğini ve selamladığını belirtmiş. ÖDP Genel Başkanı'na bir soru var. Doğrudan Alper Taş'a yöneltilen bir soru. Sinan Şahin ismini belirtmiş. Sayın Başkan, solun cepheleşmesi noktasında düşünceleriniz nedir? Seçimlerden sonra böyle bir cephe girişimi içinde bulunacak mısınız demiş. Ankara'dan Behram Kudar benzer bir soru yöneltmiş. Evet. Yine Alper Taş'a bir soru var. Almanya'dan Ömer Yalçın sormuş. Arada da söylemiştim, ben eski bir devrimci yolcuyum demiş ve hala bu çizgideyim. Almanya'da yaşıyorum. AKP'yi, HOPA olaylarını eleştiriyorsunuz. AKP eleştirmek yeter mi? Genişletilmiş Orta Doğu projesi ve ABD'nin bölge operasyonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda net antemperest bir tutum içinde misiniz diye sormuş. Kuşkusu olmaz. Evet. Yani Ömer Yalçın arkadaşımız. Evet. Bunları böyle toparladıktan sonra kalan soruları bir sonraki bölümde okumak istiyorum. Çünkü programdan çok kopacağız. Erkan Baş'ta devam ediyoruz. Şu soruyu iletmek istiyorum. Türkiye Komünist Partisi seçimlere ayrı katılıyor. Neden ayrı katılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı tutumu nedir? Neden diğer seyircilerimizin belirttiği gibi emek, demokrasi ve özgürlük blok içinde yer almadı? Seyircilerimizden gelen soruyla birlikte değerlendirirseniz sevinirim. Buyurun. Şimdi önce şu HOPA olaylarıyla ilgili İlknur'un ekledikleri üzerine bir iki şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Bence atladığımız bir şey var. Şimdi İlknur konuşurken aklıma geldi. Şimdi söz konusu olan, yani burada iktidarın yönlendirilmesindeki polis güç tarafından öldürüldüğü adli tıp raporlarıyla da belirtilmiş emekli bir öğretmen. Emekli bir emekçi. Evet, bandımızda da yer aldı. Adli tıp raporu var. Açık. Şimdi şu çok önemli değil mi? Yani bu insan bir kere öğretmen. Ya bu topluma emek vermiş bir insan. Ve bu emeğinin karşılığı olarak kim bilir kaç yıl çalıştıktan sonra demek ki bütün bir yurttaş olarak da, bir vatandaş olarak da bütün sorumluluklarını yerine getirmiş ve emekli olma hakkı da kazanmış. Belki de emekli olma hakkı kazanan son kuşak diye düşünebiliriz. Şimdi böylesi bir abimiz, böylesi bir kardeşimiz öldürülüyor. Açık bir cinayet işleniyor. Ve bunun karşısında bu ülkenin başbakanından başlayarak yönetim kademesinde sorumlu olanların hani özür dilemek, konuyu araştırmak, failleri açığa çıkartmak, hatayı varsa, eğer bir hata sonucu olduysa ortaya çıkartmak yerine bir ölünün arkasından bir karalama kampanyası başlattığı bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Bana göre bu içinde bulunduğumuz AKP iktidarının nasıl emek düşmanı, nasıl halk düşmanı bir karaktere sahip olduğunun en açık örneklerinden bir tanesi. Sırrı Süreyya Önder'in dediği gibi bu hadisi şerife de aykırı. Yani hani ölülerinize hayırlı yad edin. Yani kendi kültürleri ve kendi gelenekleri içinde bile. Yani çok tuhaf bir durum. Ben bence açık yani. Evet.
Burada bir şey var. Şimdi o kendi kültürleri. Başbakan sürekli, pardon. Yok estağfurullah. Sürekli bu kavramı çok kullanıyor. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Sürekli her konuşmasında evet, bunun evet. altını çiziyor. Aldığı pozisyona bak. Yani bir insanın ölümüne ilişkin aldığı pozisyona bak. Yani ben işte böylesi anlarda yani insan refleks gösterir ve refleksler biraz karaktere aittir. Bütün açıklığıyla emek düşmanı ve halk düşmanı karakterlerin açığa çıktığını düşünüyorum. Yani zaten söylemlerinde, konuşmalarında ta işte Mersinli çiftçiyle başlatın onu. Onlarca, yüzlerce örnek bulabiliriz. Yani biraz şey yani belki iddialı bir şey olacak ama eskiden halkı Allah korkusuyla kontrol altına almaya çalışıyorlardı. Şimdi kendilerini peygamber katına, tanrı katına eleştirilemez, sorgulanamaz bir kata çıkartmaya dair bir girişim olduğunu görmemiz lazım. Şimdi buradan devam edersek, Türkiye Komünist Partisi'nin seçim tavrı doğal olarak yani bize göre bir devrimci siyasi hareket seçimleri apayrı bir başlık olarak ele alamaz. Yani o anda ülkedeki siyasi gelişmelerin bir yansıması, onun tartışılacağı bir platform olarak değerlendirmek durumunda. Şimdi ben burada özellikle bir noktayı çok önemsiyorum ve altını tekrar tekrar çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. O da şu, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumda işte %58'e 42, hani kabalaştıralım, yuvarlak daha kolay ifade edelim, %60'a %40 diyelim, kendi cephemizi küçültelim, bir oran çıktı. Ve bizim cephede, diyelim ki hayır cephesinde genel olarak bu bir yenilgi olarak kabul edildi. Yani AKP kazandı diye düşündük. Oysa şöylesi bir yaklaşım bana çok daha sağlıklı geliyor. Yani bütün iktidar olanaklarına, uluslararası desteğine, medya gücüne, para gücüne, yalan propagandasına, işte soldan devşirdiği bir takım tırnak içinde aydınları devreye sokmasına, olağanüstü bir çabaya rağmen bu ülkede toplumun %40'ı, en az %40'ı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına ben sana inanmıyorum. Yaptığınız uygulamaların farkındayım. Ülkeyi sürüklediğiniz felaketin farkındayım ve buna teslim olmuyorum dedi. Şimdi bu bir açıdan bakarsanız muazzam bir güçtür. Çok büyük bir olanaktır. Erkan Bey aynı zamanda ben daha da büyük olduğunu düşünüyorum. Siz küçültüyorsunuz, evet küçültmek mümkün ama tersinden büyütülebilir de çünkü çok önemli. Yani Kürt siyasal hareketi tabii, boykot uyguladı. Ben yani en kötü haliyle söylüyorum. Hemen hemen her iki kişiden biri sokakta ortalama hayır dedi bu gidişe. Tabii. Evet. Ben hani rakamlar üzerine bir tartışma olsun diye küçülterek söylüyorum. Bizim cepheyi küçültüyorum bilinçli olarak. Anladım. Ama bunun bile çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve buradan hareket edebiliriz kanaatim var. Şimdi bence, bakın anayasa tartışması şu bu tartışıyoruz seçim sonrasında ne olacak meselesi. İşin esprisi şurada. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kendisini meşru bir siyasi hareket olarak topluma kabul ettirebilirse her tür siyasi adımı ve anayasa değişikliğini de hayata geçirebilecek bir gücü ulaştırır. Ben mesela bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim stratejisinde yeni anayasa lafını kullanmasını çok yanlış buluyorum. Çünkü çok o tartışmaya girmek istemiyorum ama ben AKP'nin çok ciddi bir güç kaybı içerisinde olduğu kanaatinde değilim halim. Gücünü koruduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemine baktığımda hani eğer bu meclis işte Alper işaret ettiği bir kurucu meclis misyonu görecekse başımıza gelecek var. Bir felaketle karşı karşıyayız demektir. Yani AKP'nin ciddi bir siyasi ağırlık kazandığı Türkiye'de oluşturulacak yeni anayasa, hani örneğini verdik, esas olarak 3 maddeyi değiştirdiği anda üzerimize uyguladığı baskıya, ülkede yarattığı kaos ortamına bakarsanız, yani bütünlüklü bir anayasa değişikliği, AKP eliyle gerçekleşen bütünlüklü bir anayasa değişikliği, ya tartışmasız bir biçimde Türkiye'nin emekçiler açısından bir cehenneme dönüşmesi anlamına gelir. Burada önemli olan nokta şu, AKP halen diyelim ki laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından da tespit edilmiş bir parti. Evet. Kapatma çoğunluğu olmamasına rağmen hakkında böyle bir karar var. Evet. Şimdi örneğin burada Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de laiklik tehlike altındadır diyemem demesi aslında AKP'nin o mahkeme kararı sabitlenmiş suçunun üzerinin örtülmesi ve Türkiye'deki büyük bir dönüşüme dair atacağı adımların kolaylaştırılması anlamına gelir. Hiç buralara girmememiz lazım. Sosyalistlerin, devrimcilerin, bu ülke emekçilerinin şu anda bana göre öncelikli sorumluluğu toplumun %40'ında ortaya çıkan bu direncin kırılmamasını, aksine kuvvetlenmesini, güçlenmesini, bir mücadele cephesi olarak örgütlenmesini sağlamaktır. Burada geri kalan %60'ı bir kenara bırakalım falan iddiasında değilim ama şuna inanıyorum. Eğer bu %40 ayakta durursa, dik durursa çok hızlı bir biçimde toplumun daha geniş kesimlerini de arkasına alabilecek bir toplumsal etki yaratacaktır.
Şimdi Türkiye Komünist Partisi esas olarak seçimlere buradan yaklaşıyor. İşte boyun eğme sloganı, boyun eğmeyen 500 bin kişi arıyoruz sloganları. Bu %40'lık direnci kuvvetlendirmek, büyütmek ve Türkiye'nin geleceğinde bir siyasi aktör olarak konumlandırmaya dair bir çağrıdır. Ve tehlikeyi de burada görüyoruz. Çünkü yani biraz da espri de katayım. Bana göre AKP artık cennete tapu verse bu %40'tan oy alamaz. Bu %40'tan herhangi bir biçimde destek alamaz. Ama eğer AKP projesi hayata geçecekse bu %40'ın da bir biçimde o sürece dahil edilmesi, eklemlenmesi gerekiyor ve düzenin diğer güçleri burada devreye girecekler. Buna karşı net bir tutum almamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye Komünist Partisi neden seçimlere tek başına giriyor? Şimdi Türkiye'de bir bozuk düzen var ve bu bozuk düzenin siyaseti de bozuk. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. Bakalım yani Türkiye'de bir kere parlamento oluşturuluyor bu seçimlerde. 550 tane milletvekili seçeceğiz. Herhalde burada hepimiz o 550 milletvekiline yazdığımız 600 isim içerisinden çıkacağını biliyoruz. Yani nerede AKP'nin kaç milletvekili çıkartacağı, CHP'nin kaç milletvekili çıkartacağı, MHP'nin kaç milletvekili çıkartacağı. Hani artı eksi birin ötesine geçmeyecek netlikte belli. Dolayısıyla bir kere atanmışların milletvekili olduğu, atanmışların halka onaylatıldığı bir seçim sistemiyle karşı karşıyayız. Şimdi ne var bu atanmışlar arasında peki? Bakıyoruz. Amerikancılar var, gericiler var, yobazlar var, çeşitli tarikat mensupları var. Her türden sermaye temsilcisi var. Ama burada emekçiler, yoksullar, Türkiye halkları yoklar. Şimdi seçim platformunda biz Türkiye Komünist Partisi'nin bu düzlemi temsil ettiğine inanıyoruz. Yani milletvekili aday profilimiz, parti programımız, genel olarak siyasete bakışımız düşünüldüğünde Türkiye Komünist Partisi bu seçim sisteminde işçi sınıfının, emekçilerin, yoksul halkların temsilcisi olarak var olma ihtiyacı hissetti. Şimdi kuşkusuz bunu birlikte yapmak, daha geniş bir yan yana gelişle bir güç birliğiyle yapmak daha iyi olurdu. Biz bu konuda bir çaba içerisine de girdik. İşte hepimizin bildiği seçimlerden yaklaşık 3-4 ay önce bir cepheleşme çağrısı başlığıyla ortaya çıkan bir çağrı oldu. Kritik noktası şurası. Bence bunu bütün izleyicilerimizin bilmesinde ve saygıyla karşılamasında fayda var. Sosyalistlerin gelişkinliği açısından söylüyorum bunu. Şimdi sadece ve sadece kendisini seçim ittifakı olarak tarif eden birliklerin ben Türkiye'de başarıya ulaşma şansı olduğunu düşünmüyorum. Sosyalistler sadece seçimlerle sınırlı. Yani seçimlerin hemen öncesinde ortaya çıkan bir ittifakla ve seçimi merkeze alan bir siyasi faaliyetle toplumda bir seçenek bence oluşturamazlar. Önemli olan şudur. Bunu belirli bir siyasi eksende, belirli bir zamana yayarak ve özellikle toplumsal muhalefetin bütün alanlarına yayarak gerçekleştirebilirsek. Peki şöyle bir süreç seçim içerisinde ittifakı olumlu bir tecrübe yaratmaz mıydı? Mesela referandumdan önceki ittifak bunun gerçekleşebileceğini göstermesi bakımından önemli bir toplumsal siyasal pratikti. Seçim ittifakı da bunun üzerine otursaydı eğer, böyle bir tarihe geçmişe ve böyle bir politik pratiğe yaslanan bir ittifak daha sonra bir cepheye doğru evrilemez miydi? Şimdi bence birincisi, şimdi referandum ittifakı buzdağının görünen kısmı. Şimdi onun öncesine giderseniz aşağı yukarı 2-3 yıllık bir süreçte aynı dörtlünün zaman zaman üçlü, ikili, çeşitli evet, bileşimlerle bir eylem birliği pratiği sergilediğinizi ve biraz orada gelişen bir sürecin sonuca eriştiğini görüyoruz. Ama şimdi genel seçime doğru gelen süreçte açıkçası biz böyle bir tablo göremedik. Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerimizde pek çok ortaklık ortaya çıkmasına rağmen bir takım farklılıklar ve esas da yan yana gelmeyi zorlaştıran bir takım farklılıklar da ortaya çıktı. Peki nihayetinde bu arada bir çıtayı sanki size dönük bir şey, bir yüksek olur koydunuz gibi. Yani 500 bin oy istiyorsunuz. Boyun eğmeyen 500 bin kişi. Bunu da biraz açar mısınız? Yani nedir? Şimdi şu, bu açıkçası niye 500 bin kişi? Türkiye Komünist Partisi olarak bir seçim. Çünkü riskli bir şey bu. Yani bir rakam telaffuz ettiniz. Doğru. Şimdi bir seçim, her siyasi hareketin bir hedefi vardır. Seçime giriyorsanız bir hedefiniz olması gerekir. Şu olabilirdi, yani biz de yalan söyleyebilirdik. Şimdi 15 parti seçime giriyor. Hani sorsanız hepsi barajı geçiyor. İşte bütün bağımsız adaylar kesin seçileceklerini garantisini veriyorlar. Şimdi Türkiye Komünist Partisi böylesi bir şey tercih etmedi. Türkiye'nin bugünkü gerçekliğine ve kendi gerçekliğimize baktığımızda biz şunu açıkça söylüyoruz. Yani Türkiye Komünist Partisi'nin bugünkü siyasi dengeler devam ettiği sürece, burada köklü bir alt üst olmadığı sürece %10 barajını geçmek gibi bir ihtimali yoktur. Ama
Şimdi bir takım iddialarınız var. İşte Türkiye'de emekçi halkın vicdanı, işçi sınıfının temsilcisi, sosyalist bir güç olarak kendinizi ifade ediyorsunuz. Bir hedefinizin olması gerekir. Şimdi bu hedefi de şuradan yola çıkarak değerlendiriyoruz. TKP'nin neye ihtiyacı var? TKP ne başarmalı değil? Türkiye siyasetinde işçi sınıfı adına, sosyalistler adına boşluk nerede? Burada geriye dönelim. Yani 65 seçimleri dışında, belki arada atladığım olur ama 80 öncesinde de Türkiye Sosyalist Hareketi'nin büyük seçim başarıları yok. Özellikle 12 Eylül sonrası net olarak yaşadık, biliyoruz. Sanıyorum en yüksek nokta işte Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 99'da 274 bin müdahalper. Evet. Yani sosyalistlerin en geniş ölçüde oy aldığı şey. Şimdi bir kere 500 bin hedefi bunun iki katını işaret ediyor. Mesele şurada. Türkiye siyasetinin böyle bir güce ihtiyacı var. Yani TKP'nin buna ihtiyacı varın çok ötesinde bir şey. Türkiye siyasetine baktığımızda Amerikancılar var, gericiler var, para babaları var, çeşitli siyasi odaklar var. Ama sosyalistler ve işçi sınıfı temsilcileri yok. Aslında yani, varız. Ülkenin gidişine itiraz eden 500 bin sosyalist var, devrimci var, kararlı insan var, boyun eğmeyen, sizin deyiminizde insan var demek istiyoruz. Aslında çok daha fazlası Türkiye'de var. Yani toplumsal muhalefetin eylemleri incelendiğinde, kitle hareketleri incelendiğinde çok daha fazla var. Biz bunu seçim sandığına yansıtamıyoruz. Ve bunun sonucunda şu oluyor. Mesela tekel işçilerin eylemlerinden sonra başbakan çıkıyor. Türkiye'de işte bunu yapan bir takım marjinal örgütler var diye birilerini işaret ediyor. Süleyman Demirel bir sohbet sırasında, bir röportaj sırasında bana sohbet sırasında Türkiye'de sosyalistlerin toplam oyunun yaklaşık %10 olduğunu söylemişti. Doğrudur. Yani ben açık söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de sosyalistlerin gerçek oyunun ne olduğunu biz hiç göremedik. Neden göremedik? Bir kamu araştırmasıyla yine belki seyircilerimiz için çarpıcı olabilir, belirteyim. AKP Samsun milletvekilinin sahibi olduğu bir kamu araştırma şirketinin yaptığı araştırma çok ilginç. Türkiye'de kendisine sosyalist diyenlerin oranı %9,5 çıkıyor. Ateist olduklarını söyleyenler %13,5 çıkıyor. Ve böyle gidiyor. Çok enteresan. Parti sorulmuyor. Muhafazakar mısınız? Sosyal demokrat mısınız? Sağcı mısınız? Sosyalist misiniz? İşte Müslüman olarak mı tanımlıyorsunuz? Ateist olarak mı kendinizi tanımlıyorsunuz? Diyen bir araştırma. Çok çarpıcı bir araştırmadır o. Hiç üzerinde durulmadı. %9,5 çıkıyor. Bu %9,5'un çok önemli bir kısmı Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi, hatta DSP'de olanlar var. Çok ilginç bir tablo bu. Şimdi bu seçimde şöyle... Ateistlerin sayısının da sosyalistlerden fazla olması da yine ilginç bir sosyolojik veri. Şimdi bakın, daha önceki seçim süreçlerine baktığımızda biz şunu yaşadık. İşte dediğiniz gibi kendisine çok açık olarak sosyalist, devrimci diyen pek çok insan çeşitli nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Evet. Kendisine sosyalist, devrimci diyen insanların bir kısmı işte Kürt Hareketi'nin merkezinde durduğu ittifaklara oy verdi. İşte ÖDP'ye oy verildi, TKP'ye oy verildi, MHP'ye oy verildi, İşçi Partisi'ne oy verildi. Şimdi biz hep bu biçimlerde seçim. Şimdi bu seçimde ilginç bir şey oldu. O da şu. Yani Emek Partisi bir tercihte bulundu. İşçi Partisi başka bir tercihte bulundu. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin seçime girmesi engellendi. Ve fiili bir biçimde Türkiye Komünist Partisi, Türkiye'nin tüm seçim bölgelerinde seçime giren tek devrimci sosyalist güç olarak ortaya çıktı. Şimdi bu açıkçası bizim sorumluluğumuzu arttıran, üzerimizdeki yükü arttıran bir tablo. Ya karşı karşıya bıraktı bizi. Ve biz biraz da bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Şimdi Merdan Bey, şu çok önemli. Ardahan'ın köyüne, Şırnak'ın köyüne, Edirne'nin, Trakya'nın köylerine, İç Anadolu'nun köylerine, kasabalarına, Türkiye'nin büyük kentlerine. Yani 967 ilçenin tamamına bağımsızlık, devrim, sosyalizm, eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve mesela programında NATO'dan çıkılsın yazan ve seçimlere giren tek partiden söz ediyoruz. Şimdi böylesi bir partinin küçük bir hedefle ya da hedefsiz bir biçimde seçime girmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Doğal olarak biz Türkiye'deki bütün bu sosyalist birikimi temsil etme, bütün bu sosyalist birikimi buluşturma ve iktidarın karşısında Türkiye'de böylesi bir toplumsal direnç var deme sorumluluğuna karşı karşıya. Bağımsız adaylarla katılan iki tane şey var, olgu var Türkiye'de. Birisi emek, demokrasi ve özgürlük bloku, diğeri Cumhuriyet Güç Birliği bloku. Bunlar da bağımsız adaylarla katılıyor ve bunlarda da siz bu iki ittifakında aslında sizin bu taleplerinizi, biraz önce özetlediğiniz talepleri içermediğini mi söylüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, şimdi tek tek baktığınızda hem Cumhuriyet Güç Birliği içerisinde hem emek, demokrasi ve özgürlük bloğu içerisinde kuşkusuz bu talepleri sahiplenen, bu talepleri bayrağına yazacak unsurlar vardır. Ama bir, bunlar yurt çapında, Türkiye'nin her noktasına ulaşan bir siyasi faaliyet içerisinde değiller. Şu anda çeşitli tercihlerde bulunmuş durumda. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Yani güç biriktirme, yoğunlaşma vesaire gibi. İkincisi de bir güç birliği ittifak stratejisi doğal olarak ittifakları barındırıyor. İşte Alper
emek demokrasi özgürlük bloğu için söyledi. Yani içinde sosyalist kimliğinden, devrimci duruşundan hiç şüphe etmeyeceğimiz, tartışmayacağımız isimler var. Ama örneğin sabah akşam solculara, sosyalistlere, yeni düzene uyum tavsiyelerinde bulunan liberal bir takım isimlerin de o blok içerisinde yer bulabildiğini biliyoruz. Açık gerici kimliğiyle yer bulabildiğini biliyoruz vesaire. Sonuçta şu önemli bizce. Ya Türkiye'de bugün içinde bulunduğumuz süreci değiştirmek için yapacağımız bir çağrının aynı zamanda halka örgütlenmek için yapılacak bir çağrı olması lazım. Halkın hayatın her alanında örgütlenmesi doğal olarak bir siyasi örgütlenme içerisinde de yer bulması gerekiyor. Seçimlerde de bunu ifade etmekten çekinmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi kuşkusuz. Evet, bir toparlarsanız ben Nedim diye geçmek istiyorum. Türkiye Komünist Partisi ülkeye dair yaptığı değerlendirme, sosyalistler arasındaki güç birliğine dönük çalışmaların istediğimiz eksende devam etmesi neticesinde bugün Türkiye'de eksikliğini hissettiğimiz emekçileri temsil edecek devrimci sosyalist bir gücün seçim platformunda da olması gerektiğini düşündüğü için seçimlere tek başına girme kararı almıştır ve seçim döneminde de esas olarak bu eksende bir siyasi faaliyet örgütlemektedir. Peki. Erkan Bey çok teşekkür ederim. Evet, bu arada bir iki mesaj var. Bunları okuyalım. Bir tanesi Mehmet Atay. Evet, tam bütün katılımcıları selamlıyor. Selamlar, evet. Evet, bilimsel sosyalist çizgiye sahip 5 yoldaşı ulusal kanalda 5. boyut programında bir masa etrafında görmek büyük mutluluk demiş ve şeyi söylemiş, bir şeyi işaret etmiş, önemli bir şey. Demirel 12 Eylül darbesinden önce Çorum'u bırakın Fas'a bakın demişti. Şimdi Tayyip Erdoğan Türkiye'yi bırakın Hopa'ya bakın diyor. Bu çok önemli bir olaydır demiş Mehmet Atay. 13 Haziran'da nasıl bir geleceğin bizi beklediğini bu sözlerde bulabiliriz demiş. Biz de kendisini sevgiyle selamlıyoruz. Evet. Nedim Bey buyurun. İki şeyi sormak istiyorum burada. Bir, siz kısmen seçimlere katılıyorsunuz. Emek Partisi olarak. 41 ilde bildiğim kadarıyla. 48. 48 ilde pekala. 48 il dışında da emek demokrasi ve özgürlük blokunda yer alıyorsunuz ve Emek Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel de İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı. Evet. Ve zannediyorum yine bloğun diğer adayı Mustafa Bey çekildi. Evet. Ve tek aday olarak bu seçimlere katılıyor. Bir size sorulan bir soru var. Bir bunu açıklar mısınız? Kısmen katılıyorsunuz, kısmen katılmıyorsunuz. Bu blokta yer aldınız ve seyircilerimizden gelen sorular çerçevesinde Emek Partisi'nin tutumunu açıklar mısınız bize? Buyurun. Buradan mı başlayayım? Ya da İstediğiniz buna yerden. Sonra mı şey buyurun. Yapalım? Yani bunu da içerecek şekilde değerlendirirsiniz. Evet, bunu sonra yanıtlayayım. Şimdi seçimlere giden Türkiye'deki bir manzarayı, bir AKP iktidar, 8 yıllık AKP döneminin bir şeyine birkaç rakam vermek istiyorum. AKP ne diye gelmişti 2002 yılında? Yoksulluğu yenecekti, hortumları kesecekti ve ileri demokrasiyi inşa edecekti. Üç ana şeyi evet. Buydu. Şimdi sene 2002, ekmeğin kilosu bugünkü şeylerle, para şeyle ifade edersek 30 kuruş. 2011, 2 lira 12 kuruş. Sene 2002, beyaz peynirin kilosu 3 lira 85 kuruş. Bugün 13 lira 25 kuruş. 2002 yılında dolar milyarderi sayısı 6, 2011'de 9. Özür dilerim, 39. Yani 6'dan 39'a çıkmış. Japonya'dan fazla çıktı Türkiye'deki. Dolar tabii, milyarderi. Tabii, bu şeyi düzenleyen Forbes şeyi evet. Şaşırmış evet. Adamlar. Yani ekonomi büyüyor. Evet. Şaşırmışlar. Japonya'dan fazlaymış Türkiye'deki dolar milyarderi. Ama buna karşın bakıyoruz. 2002'de açlık sınırı altında yaşayan nüfus %15. 2011'de %63. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan bu ülkenin insanlarının %63'e çıkmış. 46 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 40 milyon kişi nüfusun %56'sına tekabül ediyor. Ailesine ve kendisine giysi alamayan bir durumda. Türkiye'nin verileri bunlar. Her 100 hanenin 60'ında borç sorunu var. 30 hanenin borç yükü çok ağır. Her 100 gencin 21'i sokakta işsiz dolaşıyor. Ve her 100 kişiden 27'sinin geliri azalmış.
Şimdi böyle bir tablo var Türkiye'de. Yolsuzluklar desek ortada. Şimdi az önce Ertan Bey dedi ekonomi büyüyor. Evet, ekonomi büyüyor bu ülkede. Milli gelir seviyesi işte 4000 dolarlardan 10.000, 12.000 dolara çıkmasıyla övünüyor. İşte biz 2002'de geldik. Nerede, nereye sözleriyle ifade ediliyor. Peki bu büyüyen ekonomide bu ortaya çıkan katma değer nereye gitmiş? İşte rakamlar. Dolar milyarderi 6'dan 39'a gitmişse demek ki bu ülkenin kaynaklarını AKP yandaşlarına hortumlatmış. Yani artık buna hortum da dememek gerekir herhalde. İşte bu nedenlerdir ki bugünün Türkiye'sinde... Nedim Bey, kanalizasyon borusu gibi yani. Yani artık söz bulamıyoruz tabii. Herkes bir hak arayışı içinde. Bir avuç tuzu kuruyu dışta tutarsak bugün gençlik YGS sınavından sokakta. Ülkenin hemen hemen bütün sanayi kentlerinde hak mücadelesi veriyor. İşçiler grevde, direnişte. Sağlık emekçileri sağlıkta dönüşüm nedeniyle sürekli bir biçimde eylem halinde. Köylü üretim ve yaşam alanını savunuyor. İşte Hopa'da yaşananlar ortada. Kentin yoksulları, kentsel dönüşüm mağdurları. Kürtler kimliklerinin tanınması, kültürlerinin tanınması, ana dil ve eğitim hakkı için, sivil itaatsizlik eylemi için sokaklarda. Çevreciler doğanın, çevrenin tahrip edilmesine karşı. Kadınlar, kadının ikinci cins muamelesine tabi tutulmasına karşı. Ve dolayısıyla geniş bir sınıf, kesim, toplumun geniş kesimleri hak arayışında mücadelede. Şimdi seçimlere giderken bütün bunların bir cephede örgütlenmesi gerekirdi. Partimizin ilk şeyinden hem şeye de yanıt olması gerekir izleyicilerimin sorularına. İlk andan itibaren bütün bu kesimlerin bir cephede birleştirilmesi, emek, demokrasi ve halk güçlerinin birleştirilmesi anlayışıyla hareket ettik. Ve siyasi partilerde meslek örgütleriyle, kitle örgütleriyle, sendikalarla, inanç gruplarıyla bir dizi görüşmelerimiz oldu. Çünkü bugün Türkiye'de bakarsak başlıca 88 yıl geçmiş üzerine Cumhuriyet'in kuruluşundan beri çözülemeyen iki sorun var başlıca. Demokrasi şeyine bak. Bir Kürt sorunu, iki laiklik. Ya Türkiye laik ülke deniyor ama hiç laik falan değil. Gerçek anlamda laiklik olsa bir yandan AKP'yi diyoruz ki dini istismar ediyor. Nasıl kurtaracaksın? İşte Alevi inancı ikinci şey muameleye, ötekileştirilen bir muameleye tabi tutuluyor. Nedim Bey, bu seçim kampanyasında da Başbakan Erdoğan çok tehlikeli bir şey yapıyor. Siz de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi gibi, kimliğiyle. Kimliği evet. Üzerinden Maraş gibi çok evet. Kritik bir yerde evet. Binlerce insan, yani insanların en geri, en muhafazakar yanlarına, gerici yanlarına hitap ederek binlerce kişiye Alevilik inancını yuhalattı. Ya çok vahim bir şey. Yani birleştirici olmak yerine bölücü, parçalayıcı, düşmanlaştırıcı, saflaştırıcı bir siyaset izliyor. Biz parti olarak bizim 5. kongre kararımızdık. Dolayısıyla sadece seçimlere özgü bir düşünce değildir bizim düşüncemiz. Öteden beri bu birlik için, bu birliği sağlamak için biz çaba içinde olduk. 12 Eylül referandumuna gelince şimdi sonuca baktığımızda %58'e 42. Ama bu %57 referandumda evet oyu vermiş olan önemli bir kesimin seçimlerde AKP'ye oy vermeyeceğini bilmek gerekiyor. Nedeni şu, 12 Eylül'ün anahtar sözcüğü değişimdi. Herkes değişim istiyordu. AKP 12 Eylül gününe de denk getirerek demokrasi beklentilerini çok iyi sömürdü, istismar etti. Değişim isteyen insanlardan destek aldı. Hayır diyenler de bu ülkenin demokrasiden yana değişimini istiyorlardı. Yetmez ama evetçiler de yine işte utangaç bir biçimde evetçiler de herhalde aynı sahiplerle evet. Demokrasi gelecek düşüncesiyle hareket etti. O zamanki şeyin dörtlü şeyin birebir seçimlerde de gerçekleşmesi şeyi doğru değildi. Çünkü çok daha geniş bir cepheyi kapsaması gerekirdi.
Şimdi bir Kürt hareketi var. Kürt halkının mücadelesi var. Bir demokrasi mücadelesinde bunu görmezden gelerek bir birlik şey yapmak, önermek bizim açımızdan ilerletici olarak görülmemiştir. Dahası daha geniş birliği önünü kesen, fren koyan gerici bir tutum olurdu bizler açısından. Biz blok şeyi gündeme geldiğinde, seçim gündeme geldiğinde Kürt hareketini de kapsayacak bir ittifak içinde olmak gerektiğini şey yaptık. Burada farklı düşünceler ortaya çıktı. TKP bu dönem kendi gerekçelerini kendisi ortaya koyarak Kürtlerle bir seçim işbirliğinde yana olmadıklarını şey yaptılar. Tabii burada bir şey ben eğer yanlış bir anlaşılma varsa onu düzeltmek isterim. Daha sonraki tartışmalarda MHP'in Kürt BDP olmazsa olmaz gibi bir koşul öne sürdüğü. Hayır, böyle bir koşul öne sürmedik biz. Ama BDP'yi de bu ittifakta yer alabilecek bir müzakere sürecinin yürütülmesi gerektiğini savunduk. Sonuçta her siyasi parti tartışırsınız, şey yaparsınız, bir müzakere sürecinin sonunda kendi pozisyonunu elbette ki belirler. Yani bir kayıt koşul MHP'den yana bu yönlü konmamıştır. Dolayısıyla TKP ardından halk evleri seçimle ilişkin kendi tutumunu ortaya koydu. ÖDP parti olarak gireceğini ortaya koydu. Ve az önceki birinci bölümdeki konuşmamda da daha güçlü bir ittifak derken kastettiğim aslında Emek, Demokrasi ve Özgürlük blokunun çok daha geniş bir bileşenle oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu dar bir şey olarak kalmıştır. Ama bu haliyle bile 13 Haziran'da aslında mecliste iki grup olacaktır. Yani bir yanda Emek, Demokrasi, Özgürlük bloku olacaktır. Diğer yanda AKP'sine, MHP'sine, CHP'sine, diğer düzen partilerinin yer aldığı bir meclis yapısıyla karşı karşıya geleceğiz. Ve 13 Haziran'da Kürdüyle, Türküyle gerek Kürtlerin talepleri, gerek bu ülkenin inanç gruplarının talepleri, işçilerin, emekçilerin, halkın taleplerinin sözcüsü olabilecek tek şey kabul etmek gerekir. Herkesin kabul edebileceği gibi Emek, Demokrasi, Özgürlük grubu olacaktır diye düşünüyorum. Seçim ittifakı olarak görmemek gerekir. En azından BDP'nin de blok içinde alan bütün siyasi parti ve örgütlerin düşüncesi bu yönlüdür. Seçimlerden sonra seçimlerde sağlanamayan daha geniş bir birliğin seçimlerden sonra sağlanması için hepimizin çaba göstermesi gerekir. AKP ve bugünkü siyasi iktidar, bugünkü egemenler karşısında da halkın seçeneğini bir blok etrafında 13 Haziran itibarıyla da örmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim Nedim Bey. Siz çizginizi aktardınız. Şöyle tersten gidelim. Bir şey, tamam peki. Bir öyle şey pardon. Daha ilave etmek istiyorum. Şimdi blok olarak girilmeyen yerlerde MHP çatı partisidir. Yani blok bileşenlerinin bağımsız adaylarla girilen yerlerde bağımsız adaylar desteklenmektedir. Bağımsız adayların girmediği yerlerde de blok bileşenleri MHP çatı partisi olarak. Dolayısıyla Emek, Demokrasi, Özgürlük bloku, bunun bir bileşeni de MHP olduğuna göre ve çatı partisi kalan illerde bütün bir 81 ili kapsayan bir şeyde ya seçimlere... 48 ilde MHP çatı partisi işleviyle mi seçimlere evet. giriyor? Kendi programı mı, blok programıyla mı? Evet, kendi programı evet, kendi programıyla giriyor. Elbette. İki program var. Bir blok programı var, bir MHP programı var. Program. Peki. Çok teşekkür ederim. Yalnız birkaç soru var. Bu Emek, Demokrasi ve Özgürlük blokunda seçimlerde yetmez ama evet diyen ve başbakanın teşekkür ettiği partiler de var diyorlar. Yani nasıl bir ortak eksen kurulacak deniyor. Şerafettin Elçi ve Altan Tan gibi sağcı politikacılar bu blokta yer alıyor demiş bir seyircimiz. Bir başka
seyircimiz yine benzer bir şey. Yani iki ayrı, yani 48 ilde ayrı katıldığına göre kendi adaylarıyla mı katılıyor demiş. Zannediyorum onu açıkladınız. Bunları isterseniz, çok sayıda soru var. Tek tek katılımcılara sorular var. Onları okuyayım ve bir ara verelim. Halk evleri temsilcisine sormak istiyorum demiş. Manisa Akhisar'dan Vedat Özen, yanlış okumuyorsam Vedat Özen isimli seyircimiz. Halk evleri son dönemde çok etkili bir muhalefet çizgisi izliyor. Fakat seçimlerde nasıl bir tutum aldıklarını biz bilmiyoruz, anlamadık demiş. Yani bunu herhalde açıklarsınız. Yine Rizeli bir seyircimiz, ben hemşerime, genel başkana sormak istiyorum demiş. Evet, televizyonlar yer vermiyor ama Karadeniz'deki yerel televizyonlar da Hofba olaylarına az yer veriyor. Kaçkar TV varmış herhalde. Evet, yerel televizyon zannediyorum. Evet. Kaçkar TV'de işte Hayati Yazıcı Mesut Yılmaz'la kavga etmeye devam ediyor ve Karadeniz'deki yerel televizyonlar bile bu olayı görmüyorlar. Bu kadar şiddetli bir baskı var. Zannediyorum sizin medya tekelini kırmak için ne yapmak gerektiğine dair sizin görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Benim çıkarttığım sonuç bu. Kaçkar TV'de Hayati Yazıcı Mesut Yılmaz'ı kötülüyor. Bundan başka bir sorun yokmuş gibi davranıyor. Alper Taş bu konuda ne düşünüyor demiş. Ulusal kanal Halk TV ve birkaç televizyon vardı izlediğimiz. Kaçkar TV protesto ediyor. Benim anladığım bu seyircimiz ve sizin görüşünüzü soruyor. Protestosuna katılıyoruz. Tamam, peki. TKP Genel Başkanı'na soruyorum demiş. Türkiye Komünist Partisi Türkiye'nin emperyalist bir tehdit ve bölünme riski altında olup olmadığı konusunda ne düşünüyor? PKK ve BDP'ye bakışı nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Niye BDP'nin ittifak içinde bir yer almasına karşı çıktı Türkiye Komünist Partisi diye sormuş. Evet, Muğla'dan bir seyircimiz de Hayati Yılmaz. Muğla'daki güç birliği adayları bizim köyümüze gelmedi demiş. Köylerine gelmesini istiyor. Köymen köyüne gelmesini istiyormuş. Biz de buradan seyircimizin talebini iletmiş olalım. Daha çok sayıda mesaj var. Bunları da arada değerlendireceğim. Kısa bir ara veriyoruz sevgili seyirciler. Lütfen bizden ayrılmayın. Akşamlar sevgili seyirciler. Haber Analiz programı 5. boyutu izliyorsunuz. Biz bu akşam sosyalist partileri ve sosyalist örgütlerin temsilcilerini programımıza konuk ettik. Bildiğiniz gibi hem Türkiye nereye gidiyor sorusunu konuşuyoruz. Hem HOP olaylarını değerlendirdik, hem de seçimleri değerlendiriyoruz. Konuklarımızı hemen tekrar hatırlatalım. ÖDP Genel Başkanı Sayın Alper Taş, Halk Evleri Genel Başkanı Sayın İknur Birol, Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nedim Köroğlu. Tekrar hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, sizden çok sayıda soru ve katkı geliyor. Ben özellikle sizin bizi kutlama mesajlarınızı okumadım ama hepinize topluca teşekkür ediyorum. Hem bu programı, hem bu program bileşimini, hem de beni kutlayan çok sayıda mesaj var. Tek tek okumak çok uzun bir zaman alacak. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz, bize katıldığınız, bu saate kadar bizi yalnız bırakmadığınız için. Belli soruları okuyacağım. Yani genellikle ortak soruları, ortak temaları yakaladıkça okumaya çalışıyorum. Onları ben paylaşacağım konuklarımızla. Akış içinde sizin özellikle elektronik postayla gelen mesajlarınızı okumadığımın farkındayım. Ben ekrandan okumayınca sizler faks çekmeye devam etmişsiniz. Merak etmeyin, onlara da bakacağım. Bugün bir anket sorusu sormadık, özellikle sormadık. Ama bundan sonraki programlarımızda anket soruları olacak. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada HOPA'dan da çok sayıda seyircimiz izliyor programı. Kutlamışlar, selamlarını iletmişler. Ve bir Şahin Bey HOPA'dan cep numarasını da iletmiş. Açık kimliğini de belirtmiş. HOPA Hastanesi'nin önünden bir olayı aktarmak istiyorum demiş hemen sıcağı sıcağına. Özel harekat polisleri hastanenin önünde barikat kurdular. Bizi yaklaştırmadılar. Oradaki halka saldırdılar demiş.
Hatta bir tanesi hepinizi tararız diye bizi tehdit etti. Bir uzman çavuşla uzman çavuş sen kimi tarıyorsun diye müdahale etti. Ve aralarında neredeyse çatışma çıkacaktı. Biz ayırdık demiş. Böyle ilginç bir olay. Aktarmış bunu iletmek istiyorum demiş. Şahin isimli seyircimiz cep numarasını da belirtmiş. İstanbul'dan çok sayıda mesaj var. Neden İstanbul'u okumuyorsunuz demişler. Ben İstanbul'da okuyorum. Ataşehir'den Orhan Yörük. Yine İstanbul Sancaktepe'den Durmuş Pala. Bunlar genellikle ortak tema şu. Niye ittifak yapmıyorsunuz? Niye birlik olmuyorsunuz? Soruları çok sayıda geliyor. Emeğin Partisi neden sosyalistlerle ittifak yapmadı diye sormuşlar. Daha önce ittifak vardı. Emeğin Partisi, TKP, ÖDP, Halk Evleri gibi ortak politik pratiğe sahip örgütler neden bir araya gelmedi? Hepsini takdir ediyoruz demiş. Destekledik. Süleyman Mamukoğlu Ankara'dan iletmiş arkadaşlarımız. Ve bu seyircimiz ben ulusal gönüllüsü olacağım demiş. Bundan sonra bu ulusal kanalı desteklemek için bir ulusal gönüllüler grubu var. Bu programdan sonra ben de ulusal gönüllüsü oluyorum demiş bu seyircimiz. Biz de kendisine teşekkür edelim. Katkımız evet katkı olmuş. Oradaki partilerimiz görüşlerini açıklıyor. Ancak baraj aşamayacakları açık demiş bir seyircimiz. Neden ayrı katılıyorlar? Türkiye'de gericileşmeye ve Amerikan operasyonlarına karşı ortak bir tutum almak gerekmez miydi? Örneğin CHP'ye oy vermek, CHP'li ittifak düşünülemez miydi diye sormuş. Nilgün Akçay İstanbul'dan bir seyircimiz. Bu da önemli bir sorudur. Yani sokaktaki insanın çok sık sorduğu bir soru. Ben konuklarımızdan bunu yanıtlamalarını rica edeceğim. Bugün Türkiye büyük tehlike altında demiş. Bağımsızlığı tehdit altında. Neden İşçi Partisi, TKP, ÖDP, EMEP, Halk Evleri, anti-emperyalist, bağımsızlıkçı, anti-kapitalist bir çizgide hareket etmiyorlar demiş. Birlikte davranmıyorlar. Cemil Özdemir Zonguldak'tan yazmış. Telefonunu bırakmış bu seyircimiz. TKP, EMEP, ÖDP, İşçi Partisi ve diğer tüm devrimci kurumlar NATO ve ABD'ye karşı bir işbirliği, Empezme karşı bir işbirliği oluşturamazlar mı demiş. Fatih Bilici Konya'dan iletmiş. Ankara ve sorularımız böyle devam ediyor. Evet, arada tekrar ben seyircilerimizden gelen soruları değerlendirmeye çalışacağım. Değerli seyirciler, çok sayıda soru var. Lütfen bizim evet, hoş görün. Tümünü okuyamıyorum. Ama akış içinde ben paylaşmaya ortak noktalar yakaladıkça konuklarımızı iletmeye çalışacağım. Erkan Bey sizinle devam edelim. Buyurun. Peki şimdi bir bu soruların ışığında hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani elimden geldiğince not aldım ve yanıtlamaya da çalışacağım. Şimdi program akışında aslında doğru bir seyir izledik. Yani önce Türkiye bir durum değerlendirmesi ve buradan yola çıkarak görevlerimiz, seçim pratiği ve seçim sonrasında da yansımaları ekseninde. Şimdi anlaştığımız noktalara bakalım. Nedir? Aslında Türkiye emekçilerin çok büyük bölümüyle de ortaklaştığımız durum, Türkiye'nin bir karanlığa doğru sürüklendiği, bir felakete doğru sürüklendiği, bağımsızlığının tehdit altında olduğu açıkça saptıyoruz hep beraber bunları. Ve temel mesele aslında Türkiye'de uzunca bir zamandır pek çok aydın, yazar, sanatçı ve toplumun değişik kesimlerinden insanlar, siyasi partiler bunu saptıyorlar. Şimdi devrimcilerin bu noktada bir sorumluluğu var, bir farkı olmak durumunda. Biz sadece durumu saptamak, Türkiye'nin nereye doğru sürüklendiğini söylemekle yetinemeyiz. Devrimcilik aynı zamanda buna çare üretme, buna müdahale etme yollarını tarif etme biçimi. Türkiye'deki esas problemimiz de bu. Şimdi bakıyoruz, Türkiye'de toplumun çok büyük bir çoğunluğunun rahatsız olduğu bir iktidar var. Buna karşı bir mücadele arayışı, bundan kurtulma arayışı var. Ama maalesef çare olarak bugüne kadar sunulanların da yine hakim sınıflar tarafından, egemenler tarafından sunulanların da aslında bu felakete gidişi hızlandırdığı ve buraya suç ortağı yarattığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Mesela şu çok açık. Şimdi arada sorularda da vardı. Diyelim ki şunu elbette ki biz de seçim çalışmaları sırasında da genel siyasi faaliyetimizde de görüyoruz. Yani bu gidişata karşı örneğin Cumhuriyet Halk Partisi bir alternatif olamaz mı? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemiyoruz diye. Şimdi aslında sanıyorum böyle yavaş çok sayıda soru var. Sanıyorum yavaş yavaş bunun nedenleri açığa da çıkıyor. Şimdi nedir bunun nedenleri? Bakıyoruz. Şimdi benim şundan hiçbir kuşkum yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızın
çok büyük bir çoğunluğu örneğin Türkiye'de laikliğin bir tehdit altında olduğunu düşünüyor ve AKP karanlığına karşı laikliği savunmak adına Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek seçim faaliyeti gerekse o işte yeni CHP rüzgarı dedikleri sürece baktığımız zaman böyle bir şey yok. Zaten yeni CHP kara çarşafa altı ok rozeti takarak ortaya çıkan bir CHP. Yani hatırlayın bir önceki yerel seçimde İstanbul örneğinde gördüğümüz şey bu. Ya şu oluyor. Türkiye'de insanlar laikliği korusun diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi laikliğin tehdit altında olmadığını düşünen bir parti haline geldi. Ve iddialar arasında listelerinde çeşitli tarikat, cemaat mensuplarının da yer aldığına ilişkin çok sayıda şey var. Şimdi bakıyoruz mesela yine Türkiye'deki önemli problemlerimizden bir tanesi bağımsızlığımızın elden gidiyor oluşu. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlerin çok büyük bölümü Türkiye'nin bağımsızlığını korumak adına, AKP'yi bir tehdit olarak gördüğü için bağımsızlığını korumak adına Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın Amerika Birleşik Devletleri olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu keşfetmiş. Sürekli oraya heyetler gönderen, Brüksel'le, Washington'la iyi ilişkiler geliştirme arayışı içerisinde olan bir siyasi pratik geliştiriyor. Mesela benim şuna hiçbir itirazım yok. Yani Türkiye'de yüreği soldan atan insanların bir bölümünün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiği açıktır. Ama bu oylarla meclise çok sayıda sağcı kimliği, açık sağcı kimliği bilinen insan girecektir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren önemli bir işçi emekçi toplumu vardır. Ama bunlar maalesef patronları meclise taşımak için kullanılacak oylar anlamına gelecektir. Şimdi bakın şu anda aklıma geldi, paylaşmak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 12 Nisan tarihi. Yani meclis adaylarının 11 Nisan'da teslim edilmesinin bir gün sonrasındaki Taraf Gazetesi'nin manşeti bence arşivlik bir manşettir. İşte yeni anayasa yapacak isimler diyor Taraf Gazetesi o günkü manşetinde. Ya şunu söylemiyor. İşte AKP'nin adayları, işte CHP'nin adayları, işte MHP'nin adayları demiyor. İşte yeni anayasayı yapacak isimler diyor. Ve gerçekten bakıyorsunuz parti isimlerini kapatın orada. Alttaki isimler pekala AKP'de değil de CHP'de, CHP'de değil de AKP'de, MHP'de olabilecek isimler. Pek çok isim aslında o partilerden herhangi bir tanesinde olabilecek. Demek ki aslında bu kurucu meclis lafıyla da bağlantılı bir biçimde Türkiye'de önümüzdeki dönem bütünlüklü bir değişim dönüşüm süreci tarif ediliyor. Açıkçası Türkiye Komünist Partisi olarak biz, belki biraz sert bir ifade olacak ama şunu paylaşmam lazım. Şöyle düşünüyoruz. Bugün düzen partilerine verilen her oy önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde Türkiye'de bağımsızlığın bir bütün olarak tasfiye edilmesi suçuna ortak olmak anlamına gelecektir. Niyetten bağımsız olarak söylüyorum bunu. Yani siz büyük bir iyi niyetle bu partilerden herhangi bir tanesini bağımsızlıkçı olarak gördüğünüz için oy verebilirsiniz. Ama şimdi şu gerçeği de görmek zorundasınız. Bir yurttaş, vatandaş olarak oy kullanırken örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde Türkiye halkında biriken Amerika Birleşik Devletleri öfkesini ortadan kaldırma sorumluluğu üstlenmiş olmasını görmek zorundasınız. Dolayısıyla bence bizim düzen partileriyle herhangi bir biçimde bir uzlaşı arayışı içerisine girmemiz aslında hani tabuta bir çivi de sosyalistlerden çakılması dışında bir anlam ifade etmeyecek. Tam karşı kutbunda konumlanmamız gerekiyor. Bugün Türkiye eğer bir çaresizliğe, bir umutsuzluğa, bir karanlığa sürükleniyorsa bunun karşısında umudu yeniden yeşertmek, bir toplumsal güç birikimini yeniden sağlamak ve bunun AKP karşısında net bir konumlanışla Türkiye'nin bu gidişatına rahatsızlık duyan tüm toplumsal kesimlerini kucaklayan bir siyasi irade şekillendirmesi lazım. Şimdi buradan devam ettiğimizde aslında seçimlerden önce bizim cepheleşme çağrısı olarak kamuoyuyla paylaştığımız eksen de aslında buraya oturuyor. Tekrar etmek istiyorum. Türkiye siyasetine baktığımızda belirgin bir boşluk var. Amerikancılar siyaset yapıyorlar Türkiye'de. Patronlar siyaset yapıyorlar. Gericiler siyaset yapıyorlar. Türkiye'de siyaset yapamayan tek toplumsal güç emekçi sınıflardır. Türkiye'nin yoksul halklarıdır. Ve bunların siyasi temsilcisi olarak da işte devrimciler, sosyalistler, komünistler arzu edilen noktaya Türkiye'de gelememişlerdir. Denge bu yüzden sermaye lehine, Amerikancılık lehine akmaktadır. Şimdi bizim söylediğimiz şey şu. Bu boşluğu doldurmak Türkiye'deki öncelikli görevidir. Bunu herhangi bir siyasi güç, TKP, tek başına doldurabiliyorsa doldurmak zorundadır. Bunun için çaba harcamak zorundadır. Bunu bir güç birliği, bir cephe politikasıyla hayata geçiriyorsak derhal bunu hayata geçirmek için çaba sarf etmek durumundayız. Ama şimdi ben Türkiye Komünist Partisi adına konuşuyorum. Yani böylesi bir güç birliği oluşturulamadığı anda TKP'nin yapabileceği tek şey vardır. Elindeki bütün olanakları, bütün gücünü bunu hayata geçirmek doğrultusunda seferber etmek.
Biz bu eksende yaklaşıyoruz ve bu nedenle seçimlerde tek başına bir pozisyon aldık. Şimdi başka güç birlikleri, başka ittifaklar söz konusu olduğunda ben şurada ısrarcıyım. Yani bu arada hani belki de Türk televizyonlarında bir örnek yaratalım. Hani kavga etmeden de tartışılabilir. Sosyalist olarak biz bunu yapabiliriz. Nedir bu? Şimdi ben 1995 yılından bu yana her seçimde aşağı yukarı BDP'nin, DTP'nin, HDP'nin merkezinde durduğu çeşitli ittifakların Türkiye siyasi tarihinde yaşandığını biliyorum. Bütün kamuoyu da bunu biliyor. Açıkçası hani o günden bugüne siyasetin içinde olan birisi olarak ben bunların isimlerini bile sayamam şu anda. Hangi seçimde, hangi isimle nasıl bir blok oluşturulmuştu ben hatırlamıyorum. Şimdi benim hatırlamamam benim hatam olabilir ama toplumun çok büyük bölümü de hatırlamıyor. Hepimizin hatırladığı bir tek şey var. Bu işte HDP'nin ittifakı, BDP'nin ittifakı, DTP'nin adayları biçiminde ifade ediliyor. Şimdi burada bu nedenle HDP, DTP'ye, BDP'li arkadaşlar kızacak halimiz yok. Toplumsal bir gerçeklik. Yani belirli bir siyasi etkisi, belirli bir siyasi gücü, toplumsal bir desteği olan bir siyasi hareket olarak burada çok belirgin bir renk haline geliyor. Ve bu tabloda bize göre Türkiye Sosyalist Hareketi'nin buraya bir şey katma olasılığı yoktur. Kürt emekçileri, Türk emekçileri, Türkiye'de yaşayan bütün uluslardan emekçiler adına bizim yapmamız gereken şey şudur. Emekçilerin birliğini ikiliciksiz biçimde savunan, halkların kardeşliği noktasında net bir siyasi pozisyon alan ve toplumun bütün kesimlerine bu eksende bir siyasi örgütlenme çağrısı içerisine girer. Mesela bana göre bizim Batı'da Kürt düşmanlığının yaygınlaşmasının önüne geçmek gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Şöyle toparlayayım. Bize göre bugün Türkiye'deki en temel ihtiyaç sosyalistlerin bir güç olarak siyaset sahnesinde olmasıdır. Türkiye Komünist Partisi bunun arayışı içerisindedir. Bunu bir birlik ekseninde gerçekleştirebilmek için çabalarımızı ortaya koyduk. Devam ediyoruz. Ama bu ortaya çıkmadığı koşullarda da görevden kaçma hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Seçim düzleminde de bu eksende yer alacağız. Şuna inanıyorum. Türkiye Komünist Partisi'ne verilen oylar aynı zamanda bu çağrımıza verilen yanıtlardır. Türkiye'de sosyalistler siyasette etkin bir güç olsunlar, olmalılar. Bizim buna ihtiyacımız var anlamına gelecektir. Ve TKP'nin kendisine verilen oy olmanın çok ötesinde bir anlamı olacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim Erkan Bey. Nur Hanım, sizinle devam edelim. Bir seyircimiz enteresan olduğu için okuyayım. Almanya'nın Mainz kentinde devrimciler olarak toplanmışlar. Bu programı izliyorlar. Fazıl Lostar yazmış. Sayın Merdan Yanardağ, sosyalistleri bir araya getirip tartışma ortamı sağladığınız için teşekkür ederiz. 1 Mayıs'ta Hopa'daydım. Satılık Derelerimiz Yok platformunda Kazım Koyuncu'nun babasını alarak yürüdük. Beraber yürüdüğümüz protestoya katılan hemşerilerime ve oradaki değerli sosyalist önderlere selamlarımızı iletiyoruz. Başarılar diliyoruz demiş. Böyle bir ortak şey de var. Yani böyle toplanıp izleyen seyircilerimiz de var. Bir seyircimiz Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Devrimi, Komünist Enternasyonel'de dünya devriminin bir halkası olarak kabul edildi. Komünist Enternasyonel'in kabul ettiği bu devrime ve mücadeleye neden sahip çıkılmıyor demiş Ankara Balgat'tan yazan Yiğit isimli bir seyircimiz. Gördüğüm kadarıyla burada Kurtuluş Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı'nın aleyhine tek bir laf edildiğini duymadım ben. Yani zannediyorum seyircimiz... Biz Kurtuluş Savaşı'nı destekliyoruz. Pekala. Böyle devam edelim. Değil mi arkadaşlar? Evet. Tabii. Uluslararası. Evet tabii ki. Yani. Antemperyalist bir mücadele ve 3. Enternasyonel'in... İyi ki olmuş Kurtuluş Savaşı, evet. 3. Enternasyonel'in ve Sovyet devrimi ve liderlerin tutumu belli zaten. Selçuk Kaygısız Avcılar'dan yazmış, Cengiz Okçan Yalova'dan yazmış, Edirne Keşan'dan yazan seyircilerimiz var. Nedim Bey, size yönelik çok sayıda şey var, eleştiri var, daha doğrusu soru var, şunu merak ediyorlar. Tam anlayamadıklarını, hangi gerekçeyle bu ittifak içinde yer aldığınızın gerekçesini tam anlayamadıklarını söylemişler. Bir son 5 dakikalık bir tur daha yapacağız. Bunu yanıtlamanıza dair çok sayıda soru var. Bunları program sonunda da ben size iletebilirim. Ama ortak tema bu. Nur Hanım, buyurun. Seyircilerimiz birinci seçim turda, tavrınızı evet, öğrenmek istiyor. Sizin kaçırdığınız bir tur da var. Uzunca bir turdu. Evet. Onun da bir eksikliği var. Buyurun. Şimdi halk evleri seçim dönemine nasıl bakar ve bu konuda nasıl tavır alır sorusuna herhalde bu masada oturanların çok da rahat bir biçimde cevap verme durumundayız.
Evet, bir siyasi parti şimdi, değilsiniz. Tabii tabii. Öncelikle. Siyasi parti olmamak nedeniyle siyasi parti formunda mücadele eden arkadaşlarımızın içinde bulunduğu zaruri durumlarla ilgili tartışmaları kuşkusuz onlar kadar yapmıyoruz ama Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının hani politik duyarlılığının da çok yükseldiği ve sandığın toplumun önüne getirildiği yerlerde bu durumda olan biteni anlamak ve ne oluyor sorusuna kendi cephemizden verdiğimiz yanıtı da ifade etmek istiyorum. Birinci turda mutlaka değerlendirilmiştir ama hani AKP'nin 2002 iktidarından bu yana geçen süreçte toplumda yaratılmış tahribat AKP'nin temsil ettiği programın kendisinin kapitalist neoliberal bir program olduğu ve bunun inşası için ona uygun yapılanmalara gittiği, devlet aygıtını bu açıdan ikame ettiği, kadrolaştığı, buna uygun yasal düzenlemeleri çok hızlı bir biçimde yaptığı, neredeyse bir kurucu meclis haliyle çalıştığı aşikar. Düsturu piyasacılık olan bir programdan söz ediyoruz. Bu Türkiye'ye has bir şeyden söz etmiyoruz. Dünya çapında uygulanan bir merkezi modelden söz ediyoruz. Kapitalizmi son dönemindeki stratejik bir yöneliminden söz ediyoruz. Bu programın kendisi birkaç şeye dayanıyor kuşkusuz. Bu hani tarihin gördüğü en büyük proletarleşme, işçileştirmeye yol açan, sadece Türkiye'de değil, dünyada bu derece sonuçlar yaratan bir program. Ve bizim gibi ülkelerde tırnak içinde söylüyorum, bir yeni sömürgeci politikalarında inşa edildiği, toplumun bu açıdan yeniden kurulduğu, devletin buna uyum sağlayabilecek dönüşümü konusunda çok hızlı hareket edildiği bir aralık yaşadık. Bunun ideolojik bir hegemonyasını kuran bir süreç işledi elbette ki önden. Bu tabii ki 9 yıllık bir süreç değil. 24 Ocak kararlarıyla ilk filizini vermiş, 12 Eylül cuntasıyla rahat bir alanda işlemek üzere hani darbeyle sonuçlanan bir durum ortaya çıkmış. Özal'la birlikte programın ilk nüveleri kurulmaya çalışılmış. Ondan sonraki hükümetler eliyle de devam edilmiş ama 2002'ni bir miat kabul etmek lazım. Çünkü AKP tabiri caizse bir proje partisi halinde çıkarak buna hani akdetti. Kapitalist merkezlere bunu en uygulayacağı konusunda akdetti ve neoliberal programın kendisinin itirazsız yeniden kurulması açısından da bir şey daha akdetti. Ben bu programın yaratacağı geniş mağduriyetleri aynı zamanda bir sosyal proje olarak da ılımlı İslam'la tolere edeceğim ve buna ait örgütlenmelerle de bu itirazları en az seviyeye indireceğim. Yani isyanları manipüle edebileceğim bir programla yapacağım denilen bir söz ile, kapitalist merkezlere verdiği söz ile hakikaten çok kuvvetli bir sermaye desteğiyle iktidar oldum. Hani yoktular, nereden çıktılar sorusuna Türkiye toplumu o zaman şaşırarak bakmakta ama bugün çok daha net ortaya çıktı ki bu hakikaten bir proje partisi halinde ve görevi bu programı olduğu gibi bu ülkede kurmak, inşa etmek. Muazzam yasa değişiklikleriyle ve kendisine bir önceki döneme ait devlet aygıtının engel gördüğü yapılarını da adapte ederek, dönüştürerek, yani ordusuyla, yani ordunun bir önceki döneme uygun yapılanmasını kendine uyumlu hale getiren müdahaleleriyle, yargısıyla, polis teşkilatıyla, medyasıyla çok önemlidir. Sanırım benden önce de bir tartışma konusu olmuştu. Yani tam bir artık ablukaya dönüşen bu hegemonyayı, ideolojik hegemonyayı kurmak açısından en önemli araçlarından biri olan medyasıyla da bu dönüşümü hızla gerçekleştiren bir parti olarak hükümet etmekte ve parlamentoda sağladığı çoğunlukla da bugüne kadar başarıyla bu görevini getirmekte. Kullandıkları yol yöntemler tek başına AKP için yani çok zeki bunlar ve bunları eline geçiriyorlar, yapılıyorlar denilen şey hakikaten bir merkezi program inşa ediliyor. Bir merkezi yerden sistematik bir biçimde kurgu var. Liberalleri yanımıza çekelim ve demokrasi meselesini liberaller ve sol liberalleri de yanımıza katarak topluma yedirmeye çalışalım demokrasi söylemiyle.
Ve kendimize demokratlık atfedelim, darbeyle hesaplaşır görünelim. Aslında kendimize ait bir derin devlet ve kontrgerilla inşasının üstü böylece örtülsün. Böyle küçük göstermelik bir simgesel işkence suçu, darbe suçu, tescilli birkaç tane kişiyi alarak güya darbeyle hesaplaşırmış görünelim. Ama arkasında muazzam bir yeni kuvvet, yeni bir derin devletin de inşa edilmesi. AKP'nin bir darbesine dönüşmüş durumda. Evet. İnşa edilmesi de ortaya çıksın. Bu arada bizim siyasi muarız sayabileceğimiz, yani AKP açısından siyasi muarız sayılabilecek herkesi de yeri geldikçe medya eliyle, yargı eliyle, polis kuvveti eliyle, asker eliyle, hangisi uygun düşerse bir takım torbalar yapıp içine koyalım ve bu toplum, bu güçleri itiraz eden, demokrasi isteyen, eşitlik isteyen, özgürlük isteyen bu güçleri kendi dışında varlıklar olarak görsün ve toplum dışı gayrimeşru bir yerde kalsınlar. Şimdi sol ve sosyalist güçlerin, ilerici güçlerin en önemli çarpıştığı alanlardan bir tanesi bir bu ideolojik hegemonya kısmının ve AKP'ye demokratlık atfeden ve sol içine neredeyse bir liberal sızıntı halinde gelmiş olan çizgiyle hesaplaşmasıydı. Yani 2007 döneminden sonra çok da açığa çıkan bir durumdu biliyorsunuz. Ve o zamana dek çeşitli kaymalar söz konusuydu ama 2007'den sonraki tartışmalar gösterdi ki bu hala kendisini zayıf gösterilse bile bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri ve ilericileri iktidarların, hükümetlerin, sermaye egemenliğindeki bu çizginin en korktuğu güçlerdir. En zayıf anında dahi en korktuğu güçlerdir. Çünkü gücünü halktan, gücünü sokaktan, gücünü eylemden, kendi yasasını, tarihten gelen yasasını kullanma meşruiyetinden almaktadır ve o, yani birçok hani söke söke alınan bir takım hakların kendisi de göstermektedir. Yani çok tartışması olduğu için söylüyorum. 1 Mayıs yıllar boyu tartışıldı burada. AKP tatil yaptım, ben tatil yaptım denilen söylemin arkasında 2 yıl önce ayaklar baş olmaz denilen bir şey tartışıyordu bu ülke. Evet. Yani emekçilerin bu iktidar eliyle nasıl görüldüğü ve nasıl bir rol atfedildiği belliydi. 2011 seçimlerinde yarım kalmış işin kalınlığı tamamlamak üzere, bir yetki istemek üzere halka giden devletin bütün olanaklarıyla sandıktan bu açıdan bir onay isteyen AKP'nin aslında programında yetkili, etkili ve gerçekten demokratik bir parlamento yok. Aslında neoliberal program parlamenter sistemin parlamento kısmını etkisizleştiren, onu giderek etkisiz kılan, yönetme işini yönetişim denilen kavrama doğru götüren bağımsız kurullarla orada seçilmiş vekillerin iradesini aslında, hani irade ise o iradeyi de hiçleyen, yok sayan, yetkinin tümünü kendi eline alan ve buralardan devletin ve toplumun yeniden kurulması kararlarını çıkaran başka bir idareye doğru gitmekte. Yani biz Tayyip Erdoğan'da simgeleşmiş bir tek adam görmekle birlikte o tek adamın arkasında Cargill şirketlerinin, çeşitli Amerikan şirketlerinin, büyük sermaye şirketlerinin de doğrudan sandalyesine oturduğu ve karar aldığı bağımsız kurulları göz ardı ediyoruz. Yani bu toplumun ve iktisadının yönlendirilmesine ilişkin ana kararların alındığı, Bakanlar Kurulu'nun ve parlamentonun noterden başka bir işlev görmediği bir sisteme doğru da ilerletilmekte. AKP rahat bir ortam istiyor. Yani rahat, hareket kabiliyeti kuvvetli bir yetki istiyor tabii ki ve bunun için elinden gelen bütün olanakları kullanarak, devlet olanağını kullanarak bir seçim kuruyor ve bu seçimde oyunu ben oynuyorum ve bu oyuna bu kurallarla siz dahil olacaksınız denilen bir söylemle bütün diğer siyasi aktörleri bir kulvarda tartışmaya çekiyor. Burada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani Deniz Baykal'dan sonra Kılıçdaroğlu'yla siyaset sahnesinde yeni CHP adıyla yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu çizilmeye çalışılan bu tabloda oyunu AKP gibi ve AKP gibi yaparak, onun güya soldan görünen bir biçimiyle mış gibi yaparak ve programına da doğrudan sosyal liberal bir sentez programı inşa ederek, buna ait temsilcileri de milletvekili adayı göstererek Türkiye'de iktidara talip olması kısmının da çok problemli, çok sıkıntılı ve eleştirdiğimiz bir yön olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada CHP'ye oy veren emekçi kitlelerin, yoksulların,
görmek istediği ve talep ettiği şeylerin kendisinin CHP programında bir ve aynı biçimde yer almadığını görmek lazım. Şu kavramları dikkat çekmek istiyorum. Biz bu seçimde mesela proje denilen bir şey konuşuluyor. Yani partilerin bildiğimiz kadarıyla programları olur ve programlarıyla giderler ve bu projeler teknisyenler mi sizin? Yani proje çok teknik bir kavramdan söz ediyoruz ama bu bir AKP dilidir ve hegemon bir dil olarak sunulmuştur. Örneğin eğitimde özelleştirmeden yana mısınız değil misiniz? Evet. Yanaysanız başka bir proje, evet, değilseniz evet, başka bir proje yapacaksınız. Yani elinde bir programı var ve düsturu nedir? Hangi esaslarla hareket ediyorsunuz? Siz piyasacı mısınız? Evet. Yani siz Türkiye'nin ekonomisi denilen şeyi piyasa düsturuyla mı ilişkilendiriyorsunuz yoksa başka bir esasla mı tartışıyorsunuz? Çok aptalca bir tartışma zaten. Evet, yani dolayısıyla biz hani iktidarın yani sermayeyi açık ki temsil ettiğini söyleyen ve yetki isteyen ve bu dönüşümü sağlayacağını söyleyen bu iktidarın söylemi ve çizdiği sınırlar içinde bir tartışmanın özgür demokratik bir seçim olduğuna, seçim tartışması olduğuna ve iradelerin özgürce beyan edildiği, olduğu gibi yansıdığı yerde de bu toplumun temsil edildiği bir parlamento oluşacağına inanmıyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'nin en temel problemlerinden biri olan Kürt sorunu meselesinde Kürt kimlikli vekillerin parlamentoya taşınması, yani Barış ve Demokrasi Partisi'nde olan ve Emek Barış ve Özgürlük blokuyla kendisini blokuyla kendisini parlamentoya taşımak isteyen bir açık gibi bir halk hareketi ve bir doğrudan gerçek temsil üzerinden engellene yani her türlü engel önlerine konularak taşımak isteyen arkadaşlarımızı tenzih ederek söylemek istiyorum bunu. Çünkü örneğin halk evleri olarak biz hak mücadeleleri, halkın kaybedilmiş bütün haklarının yeni bir toplumun inşa edilme sürecinde tekrar kazanılması ve yeniden inşa edilmesini düstur edilmiş bir mücadeleyi halk nezdinde geçerli kılmak ve onun örgütlü gücü, örgütlü talebi haline getirme çalışması yapan bir örgüt olarak aslında temsiliyetin bu mücadelelerin yükseldiği ve yeterliğinde kendi temsillerinin açığa çıkıp parlamento kısmında sandıktan ya da herhangi bir seçimden çıkmasını arzu ederdik. O olgunlukta bir mücadele için yani bir birikim sağladığımızı düşünmemekteyiz. Henüz düşünmemekteyiz. Ama son derece umut verici ve gerçeklerin artık çıplak gözle görüldüğü ve halkın doğrudan hatta bizlerden çok daha ileri bir biçimde müdahil olmak konusunda sorun önüne geldiğinde eylemiyle, sözüyle ve kendisiyle müdahil olduğu bir toplumsal süreci, bir tarihsel sürece de girdik. Bunun anlamının önümüzdeki günler açısından çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bir ana kulvar belirmiştir. Hı hı. Türkiye ilerici muhalefetinin, toplumsal muhalefetinin, sol ve sosyalist muhalefetinin nereden yeniden ayağa kalkacağı ve bir kuvvet haline geleceği konusunda bir ana kulvar belirmiştir. Bu masada olan ve bu masada bugün olmayan ama bu ana kulvarda mücadeleyi büyütmek ve halkın örgütlü bir halk haline gelmesini sağlamak üzere mücadele eden bütün arkadaşlar açısından yakın dönemde görünen açık faşizan tehlikenin, açık otoriter eğilimlerin bize yöneleceğini bildiğimiz açık otoriter eğilimlerin karşısında yan yana durmanın her yerde yolunu arayacaktır halk evler. Yan yana ve kuvvetli durmanın. Solun bir araya gelmesi ve birlik olması meselesini. Evet. İlknur Hanım, yani bu klasik bir şey var, değinmeden geçemeyeceğim ona. Evet. Ya laik anti laik çatışması gibi bir sahte kavgadan söz edildi. Hı hı. Şimdi çok gerçek bir tartışma bu. Çok somut bir tartışma. Birçok programda da bunu ben belirtmeye çalıştım. Tuzla'da iş cinayetlerinde işçiler hayatlarını kaybettiği zaman DİSK orada eylem yapmaya gitti. Ben de o zaman Kanal Türk yöneticilerindendim ve oraya biz canlı yayın aracı gönderdik. Yani büyük bir protesto olacak diye. Baktık TKP var, ÖDP var, Halk Evleri var, işte İşçi Partisi var, EMEP var filan. Ben Süleyman Çelebi ile konuştum. Başkanla çalıştım. Dedim ya niye bu kadar çok az işçi var? O vardiyada kaç kişi çalışıyor? 14 bin kişi çalışıyor. Ya şey diye yani bunların çoğu bir patronlar AKP'li ve patronlarıyla birlikte cuma namazına gidiyorlar. Bu kadar sahicidir, gerçektir bu çatışma. Mesela kadının özgürleşmesi, kadının kapatılması ve eve tıkılmasıyla mümkün olabileceğine dair bir inanış bu topluma yerleştirilmeye çalışıldı. Modern mahrem denildi, işte kadının sosyalleşmesinin bir aracı olduğu söylendi, örtünmenin, kapanmanın vesaire. Kadın özgürlüğüne yönelik esaslı bir tehdit olduğu bir türlü fark edilemedi. Yani halk içindeki dindarlık, geleneksel giyinme ve örtünme biçimleriyle politik bir hareketi simgeleyen bir takım semboller, simgeler, örtünmeler vesaire davranışlar ki politika zaten
sokağa, kitlelere bir takım simgeler ve semboller aracıyla ulaşır. Programlar kendisine oralarda ifade edilir. Bunlar görmezden gelindi. Yani müthiş bir liberal kirlenme, bir zihniyet kirlenmesi bu döneme egemen oldu diye düşünüyorum. Orada yani sözü yani noktadan sonra şöyle bir şey söylemek istiyorum. Son derece önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani AKP'yi simgeleyen birkaç kavram söyleyin deseniz, bir piyasacıdır, iki gericidir deriz. Değil mi? Tabii. Yani açık çok işbirlikçidir. Şimdi kadına yönelik siyasetlerinin, bütün kadın siyasetlerinin kendisinin açık kadın düşmanlığı, yani bir yeni tip kadın düşmanlığının sergilendiği, bunun hani son örneklerini söylemek, ifade etmek gerekirse, hani üç çocuk tavsiyesi, üç çocuk doğurun tavsiyesinden hanımefendilerle son olarak kız mı kadın mı tartışmasından ve kadına yönelik kadın mücadelesinin elde ettiği, bu zamana kadar kazandığı, kazanım haline getirdiği bütün hakların teker teker yeniden budanıp geriye alınmasına ilişkin. Çok eşliliğin yasallaşması. Tabii çok eşliğin yasallaşmasından kadına yönelmiş şiddet karşısındaki tutuma ve yasalar nezdinde bu şiddetin neredeyse meşru görülebilecek satır arası giydirmelerin yapıldığı düzenlemelere kadar kadın cinsine yönelmiş, halkın kadın yarısına oluşturan bu topluluğa yönelmiş bu düşmanlık önümüzdeki dönemde en önemli problemlerinden biri olacak. Her gün 5 kadın ölüyor. Her gün 5 kadının öldüğü ve milyonlarca kadının ucuz iş gücü olarak güvencesiz biçimde çalıştırıldığı, eve kapatıldığı ve işte bakımla ve aile denilen kavramın yeniden muazzam bir biçimde, muhafazakar bir biçimde yeniden kurulduğu, topluma empoze edildiği bir yerde kadın mücadelesi önümüzdeki dönemin en önemli mücadele başlıklarından bir tanesi olacak. Örneğin bizim hani bütün kadınlara sosyal güvence isteyen, şiddet karşısında, işsizliği karşısında, ucuz iş gücü olması karşısında eşit bir yurttaş olarak kadının toplumda yerini almasını sağlayabilecek ve bütün güvencelerin tahsis edildiği bir mücadele önümüzdeki dönemin en önemli mücadele başlıklarından biri. İzin verirseniz, evet, bir toparlarsanız toparlayayım. Peki biz bu ülkede küçük de olsa devrimcilerin, ilericilerin tarih boyunca biriktirdiği ve bizim sırtımızı yaslayarak, güvenle yasladığımız bu tarihsel birikim önümüzdeki dönemde kendini solda sosyalist olarak gören, ilerici devrimci gören güçlerin bu gelen büyük dalgayla nasıl mücadele edeceği ve hangi yol ve yöntemlerle yan yana gelebileceği sorusu ve seçimde neden olmadığı meselesini ifade etmek istiyorum. Bu yaşadığımız tarihsel süreç sol açısından ve sosyalistler açısından çeşitli deneyimlerle de çeşitli arazlar bırakarak, yıpratarak, çeşitli deneyimlerin başarısızlığa uğradığı sonuçlar yaratarak da ilerledi. Ama bir şey ortaya çıktı. Herkesin cebinde bir tecrübe var. Herkesin cebinde neyi nasıl yapması gerektiğine dair önemli bir tecrübe birikmiş durumda. Dolayısıyla yukarıdan kurulu ve büyük özellikle seçim dönemlerine ilişkin gerçeği yansıtmayan birlik kurgularından daha çok aşağıdan gümbür gümbür gelen ve mücadelenin içinde büyüyen başka bir şey var. Derelerini savunurken var, işini savunurken var, kadın mücadelesinde var. Arkadaşlarımızla yani yakın pratik deneyim olduğu için söylüyorum, referandum gibi süreçlerde var. Kürt halkına yönelmiş şöven ve milliyetçi eğilimler konusunda yönelmiş, batıda yönelmiş şeylerde şövenizm karşısında ve milliyetçilik karşısında biz kalkan olacağız diyen dilde var. Ve önümüzdeki dönemde hissediyoruz bütün faşizan saldırılar karşısında var ve her hak mücadelesi içinde var. Bu kurgunun kendisini artık irade ve bilinçli olarak yapmak durumundayız. Biz seçim döneminde şu dedik, AKP'nin mutlaka gücünün zayıflatılması, mutlaka gücünün zayıflatılması konusunda halk evciler çalışmasını hak mücadele yürüterek yapacaktır. Nitekim Nisan ayı boyunca ve Mayıs ayı boyunca kendi programımızı uyguladık. Artı Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka AKP programının sol versiyonu biçiminde AKP olmazsa bir de CHP koyarız bir programı inşa ederken denilen bir merkezi müdahalenin partisi olmayacaksa, hakikaten sol ve sosyal demokrat bir parti olmak niyetindeyse bu yaptığın tümünün yanlış olduğunu eleştirel bir dille ifade eden ve CHP'ye bütün bunu yüksek sesle söyleyen, hem sokakta söyleyen hem bütün çalışmalarında söyleyen bir çizgi çektik.
Ve bu nedenle hak mücadelelerinin gerçek temsillerinin bir kısmının henüz açığa çıkmadığını, mücadelenin büyüdüğünü ama şahsında bu mücadeleyi simgeleyen Emek Demokrasi Özgürlük Bloku'ndan bir takım adayları destekleyebileceğimizi ifade ettik. Bu Sebahat Tüncel gibi arkadaşlar mısın? İşte Mersin'de Ertuğrul Kürkçü gibi arkadaşlar mısın? Gerçek bir temsili, hani mücadelenin yükselttiği gerçek temsilinin istenilen yerde olmaması nedeniyle bu kısmi parçalı bir seçim siyaseti izlemeyi tercih ettik. Ama 12 Haziran'da ülkenin kaderi belirlenmeyecek. Yani bir takım kişiler belirlendiğini söyleyebilecek. 13 Haziran'dan itibaren. Bu kısmen belki bazı adaylarına göre CHP'ye de oy verilebileceği anlamı çıkartılabilir mi bu yaklaşımımızdan? Şöyle bir yani biz sonuçta hakikaten biz parçalı bir siyaset gidiyoruz. Yani yönlendiren bir şeyimiz yok. Açık ifade ettiğimiz bunlardır. Biz böyle düşünüyoruz diyorsunuz. Siz gittiğiniz her yerde bütün arkadaşlarımız şunu söyledik. Sorun. Eğitimin paralılaştırılması, ana dilde laik, bilimsel, demokratik bir eğitim konusunda nedir programınız? Barınma hakkı konusunda programınız nedir? Değilseniz gidin. Biz burada mücadelemizi veriyoruz. Sular konusunda, doğanın talanı konusunda, kentsel yağma konusunda, iş güvenliği konusunda, iş hakkı konusunda gelenin tümüne programını sorun, projelerini değil. Ve tümüne kendi taleplerinizi ifade edin. Ve deyin ki bugün belki bizim birlikteliğimiz bağımsızlık bunu ifade eder. Tümüne, bütün adaylar için söylüyoruz. Ama önümüzdeki günlerin 13 Haziran sabahı itibariyle Türkiye'de başını yukarıya dikip ileriye bakacak bütün kuvvetlerin en yakınındaki sol, ilerici ve hak talep eden güçlerle yan yana gelip dipdiri duracağı ve çok daha zorlu günlerde bize büyük bir karanlık tablo sunmaya çalışan, kendisi dışında alternatif olduğunu olmadığını söyleyen AKP iktidarı ve onun yandaşlarına biz varız ve halkız diyen bir sesi sokaktan Tayyip Erdoğan'ın diliyle söyleyeyim. Hani tek yol sokak, tek yol devrim, hani adında da halk evleri yazıyor, her yerde söylüyor. Sokaktan çizilmiş sınırlarla değil, bu sınırları halkın kendi yasası çizecektir diyen bir eylemle ve örgütlenmeyle koymaya devam edeceğimizi, peki, bu konuda umutlu olunması gerektiğini söylüyor. Peki, çok teşekkür ederim Gülhan Hanım. Alper Bey, size geldik ama şimdi bir Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Selahattin Özel arkadaşımız uzun bir mesaj göndermiş. İzliyor programı. İzninizle ona kısaca bir özetlemeye çalışayım. Sevgili Merdan, programdan dolayı öncelikle kutlarım demiş. Alevi Bektaşi Federasyonu'nun bugünkü açıklamasından bahsederseniz sevinirim demiş. Selamlarını iletmiş ve bütün konukları da selamlıyor. Nefret suçu işleyen başbakana karşı suç duyurusunda bulunmuş Alevi Bektaşi Federasyonu. Alevilere karşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimliğinden hareketle toplumu kışkırttığı için, Kürtlere karşı suç işlediği için, Zerdüşt inancına karşı suç işlediği için, sanata karşı suç işlediği için, örneğin Kars'taki insanlık anıtının yıkılması vesaire, emek güçlerine karşı suç Mehmet işlediği Paşa için, heykeli yapacaklar. Evet, insana karşı Hopa'da işlenen cinayetten hareketle suç işlediği için, rakibine karşı suç işlediği için, solculara ve devrimcilere karşı suç işlediği için, kadınlara karşı suç işlediği için, Dilşat Aktaş'ı hedef göstererek Ankara'da bir polis panzerine tırmanan bir tane kız mıdır kadın mıdır bilmem diyerek kadınlara karşı suç işlediği için ve böyle sıralamış Alevi Bektaşi Federasyonu 7 Haziran 2011 tarihinde suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Sayın Selahattin Özel'e buradan selamlarımızı iletelim ve özetleyerek paylaştık. Bir iki mesaj daha var. Onları da kısaca okumak istiyorum. Efendim? Bayağı yoğun. Çok yoğun, özetlemek ve ortak temaları yakalayarak gitmek istiyorum ben. Ağol İnşaat Şirketi'nde çalışan bir işçi Türkiye Komünist Partisi'nin din konusundaki görüşünün ne olduğunu sormuş. Küçükçekmece'den yazıyor bu seyircimiz. TKP'nin tüzüğünde din konusunda programı demek istemiş. Ne yazıyor? Bunu öğrenmek istiyorum demiş. Din konusunda epeyce bir soru var. O nedenle bir ortak soru diye bir üstelik bir işçinin işçinin sorusu diye gönderelim. Evet. Sadece onu belki son 5 dakikalık turda. 3 genel başkana da soruyorum demiş. Tek çatı altında birleşilemez miydi? CHP ile bir ittifak yapılamaz mıydı? AKP'ye karşı daha geniş, daha etkili, sonuç alıcı bir ittifak olmaz mıydı? Cumhuriyet Güç Birliği de buna dahil edilemez miydi demiş.
TKP'nin BDP hakkındaki görüşünü merak ediyor seyircilerimiz. Alper Bey, buyurun. Ya şimdi tabii bir hayli yoğun ilgi var. Evet, çok sayıda. YSK'nın bütün yasaklarına rağmen bayağı izleyicimiz bizi izliyor. Şimdi tabii izleyicilerin sorularına yanıt vermek lazım biraz. Onlara haksızlık etmeyelim, izlemişler. Biraz siz kaçtınız, onu söyleyeyim. genel tablodan hareket ettiniz. Ben biraz onların sorduğu sorulardan hareketli birkaç bir şey söylemek istiyorum. Alper Erdik arkadaşımız Ertuğrul Kürkçü'ye ilişki bir değerlendirmede bulundu. Tabii Ertuğrul Kürkçü ile beraber Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin ilk dönemlerinde beraber olduk. Doğrusunu söylemek gerekirse Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde ortaya çıkan bir takım sorunlarda ve problemlerde Ertuğrul yoldaşın da büyük kabahati var. Onu ifade edeyim ve Türkiye bakış açısında elbette ki değişik farklılıklarımız var en son referandum sürecinde. Ama bütün bunlar Ertuğrul Kürkçü'nün devrimci sosyalist bir aday olduğu niteliğini ortadan kaldırmıyor. Ertuğrul Kürkçü bizim açımızdan devrimci sosyalist bir adaydır. Kızıldere'den bugün 2011'e kalan bir değerdir. Eksiğiyle, yanlışıyla, doğrusuyla bizim cephededir. Devrimci sosyalist bir adaydır. O yüzden Ertuğrul Kürkçü'yü bütün bu bağlamda pozitif bir yere koyduğumuzu ifade etmem gerekiyor. Söylediği eleştiriler ayrı bir tartışma konusudur. Şimdi... Zaten Alper Erdik bu konuda uzunca bir yazı da yazdı zaten. Yani bu bir sol içi sosyalistler arasında bir tartışma belki. Önemli bir tartışma. Evet. Evet. Ömer Yalçın'ın buradan Almanya'daki arkadaşa. Yani biz tabii AKP üzerine eleştiriler yaptık ama AKP genişletilmiş Orta Doğu projesi bunlar birbirinden bağımsız konular değil. Yani zamanımız yok. Yoksa genişletilmiş Orta Doğu projesinde AKP'nin rolü belli. Eş başkanla soyunmuş. Ve konuşmamın ilk etabında zaten ifade ettim. Bir bölgesel güç olma stratejisi, model ortaklık çerçevesinde genişletilmiş Orta Doğu projesinin önemli bir rol almış vaziyette AKP. Örneğin Suriye ile kurduğu ilişkiye bakalım. Çok ilginçtir. Suriye'de bugün çok ciddi çatışmalar var. AKP Ortak Bakanlar Kurulu topluyordu Suriye ile. Esad'la dostluk ve benzeri ilişkiler. Şu an Esad'a karşı muhalefet Antalya'da toplanıyor. Toplandı. Bu da gösteriyor ki bir rol alma konusunda AKP, ABD emperyalizminin çizdiği rol alma konusunda bu örnekte de görüldüğü gibi bir hayli mesafe kat etmiş vaziyette. Şimdi tabii ulusal kimlik elbette ki insanların kimliği olur, ulusal kimliği olur, dayandığı bir etnik temel olur. Bunlar reddedilemez, ya ulusal kimliği kimse reddetmez ama İnsanın kendi kimliği bir ayrıcalık sağlamaz. O yüzden sosyalistler din farkı bilmeyiz, din farkı bilmeyiz. Sanki doğduk bir anadan felsefesini savunurlar. O yüzden ulusal kimliklere saygılıyız ama bunu bir başkası üstünde bir ayrıcalık olarak tanımlamayız. Esasen insanların hangi etnik temelden geldiğinden daha çok ezen mi, ezilen mi, sömüren mi, sömürülen mi, emekten yana mı, sermayeden yana mı buna bakarız. Bizim için ölçüt budur, sınıftır, emektir ve benzeri. Bu konuda da arkadaşımıza böyle bir yanıt vermiş olalım. Şimdi birlik neden olmuyor? Çok uzun bir konu. Yani aslında çok soru var. Çok sorunlu bir konu. Aslında birlik var. Yani biz bir birliyiz. Yani seçimde bir arada olamadık diye birlik içerisinde değiliz gibi bir sonuç çıkarmak çok doğru değil. 2-3 yıldır sürekli yan yana ortak işler yapıyoruz. Sadece buradaki dörtlüyü de yapmıyoruz. Yani bunun dışındaki devrimci sosyalist kümelerle de, Kürt hareketiyle de ortak çalışmalar yapıyoruz. Ama işte bu seçim meselesi bambaşka tablolar, sonuçlar yaratıyor. Lanet olsun öyle bir seçim sistemi var ki, yani %10 seçim barajı var. Barem ittifaklar olanak veren bir seçim sistemi olsa, bir dönem İtalya'da vardı, evet. Zeytin Dalı. Yani herkes kendi kimliğiyle seçime girse ama bu da bir sepette toplansa böyle bir olanak da yok. Hem %10 seçim barajı var hem ittifakları olanak vermeyen bir seçim sistemi var. Şimdi bir parti çatısı altında bir araya gelmek gerekli midir? Sosyalistiz. Sosyalizmin biz çoğulcu perspektifini savunuyoruz. Çoğulcu bir sosyalizmi savunuyoruz. Çoğulculuk illa aynı parti altında olmayı ifade etmez. Farklı farklı partiler içerisinde, farklı farklı hareketler içerisinde olup birbirimizle rekabet etmeden dayanışma içerisinde çoğulcu bir süreci de paylaşabiliriz ki paylaştığımız odur. Türkiye Sosyalist Hareketi geçmişe göre
daha paylaşmacıdır, daha dayanışmacıdır, daha birlikçidir bu muhtevada. Bunu görmek lazım. Yani seçim meselesinde bir arada olamıyoruz. Bunu yaratamıyoruz. Bunun bizden kaynaklı olmayan nedenleri var, az önce söyledim. Biz de yapamıyoruz bazen. Şimdi bana sorsanız niye seçimde bir arada olamadınız diye üç tane arkadaşı gösteririm. O yüzden yani buralara çok girmek doğru değil. Biz ÖDP olarak seçimlere tek başımıza girme düşüncesiyle hareket etmedik. Yani gerçekten... Seçimlerde sol odak önerdiniz. Evet, yani biz ÖDP olarak gidelim, kendimizi sınayalım falan hiç böyle aklımızdan geçmedi. Yani bu son bir tercihimizdi. Öyle bir son tercihle kaldık ama o da nasip değilmiş tabiri caizse, seçime giremedik, onu da yapamadık. Esas olan referandumda yan yana olduğumuz buradaki arkadaşlarla ama bununla da sınırlı olmayan sosyalist devrimci güçlerle öncelikli olarak konuşmamın ilk etabında ifade ettiğim bir devrimci sosyalist odak yaratmak, bu odağa ezilen kimlik hareketleriyle yani Kürt ve Alevi hareketiyle bir ortak zeminde birleştirmek, eşit, anlamlı, bir programatik zeminde, bir gerçek bir zeminde bir araya getirip geniş bir emek eksenli kimlik meselelerine de, ezilen halkların, ezilen kimliklerin meselesini de bir emek eksenli program çerçevesinde kapsayabilen bir zemini oluşturabilmekti. Bunu yapamadık. Bunu seçim döneminde yapamadık ama bu seçim sonrası bunu yapamayacağız ve yapmayacağımız manasına gelmiyor. Bu anlamda seçim sonrası süreç zaten bizleri daha fazla yan yana getirmeye ve ortak mücadele zeminleri geliştirmeyi bizim açımızdan ifade ediyor. Bunun dışında peki, sorular konusunda... Bir 5 dakika bir son tur yapacağım. Çok teşekkür ederim Alper Taş, ÖDP Genel Başkanı. Yalnız rica edeceğim, biz seyircilerimizin bence izlemesi 11.30 diye düşündükleri için çok arttı herhalde, yani sürekli geliyor 11.30 olduğunu da düşünen seyircilerimizden izleyen sayısı çok fazla ama süremizde doldu. Bir tabii son bir kapanış haber bülteni bizi bekliyor. 3'er dakikalık bir son tur rica edeceğim ben. Bu arada bir seyircimiz, yine bir epeyce bir seyircimiz bu programdan sonra ulusal gönüllüsü olmaya karar verdiğini söylemiş, Necmi Şahin, Ankara. Epeyce böyle seyircimiz var. Bolu'dan, Hatay'dan, evet Ankara'dan, Türkiye'nin birçok yerinde. Ya bu diğer televizyonlar da örnek alsın. Evet. Bak biz televizyona çıktık, reyting artıyor. Kesinlikle. Bizi diğer kanallarda çağırsın. Biz bütün bu seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışından çok fazla izleniyor. Evet. Rotterdam'dan, Hollanda'dan bir seyircimiz yazmış. Konuklarımızın analizine göre belki değerlendirirsiniz. Bütün konuklarımız AKP'nin bu seçimlerden birinci parti olarak çıkacağını mı düşünüyor demiş. Zannediyorum TKP Genel Başkanı Erkan Baş'ın değerlendirmesinden hareketle söylemiş. Böyleyse vahim demiş seyircimiz. Başka bir ihtimal yok mu diye sormuş. Nedim Bey buyurun. Ben öncelikle seçimlere giderken bir noktayı da vurgulamak istiyorum. İşte AKP'nin 12 Eylül karşıtlığı. Bugünlerde herhalde prim yapsa olacak gerek ki durdular. Kenan Evren'de Tahsin Şahinkaya'nın ifadesini alıyorlar. Sonra da savcılık değerlendirecekmiş. Ne yönde dava açayım mı açmayayım mı diye. Bütün bunlar bir yana, yine dün akşam bir televizyon programında Tayyip Erdoğan dedi ki başbakan %10 seçim barajını biz getirmedik ki dedi. Yani niye bizi suçluyorsunuz? Şimdi 12 Eylül yargılanacaksa bütün kurumları ortada. YÖK, RÜTÜK, seçim MGK, barajı, ÖSYM ve yine sanki 4 tane 5 tane general kafasına esti de şu memlekete bir el koyayım mı dedi. Yönlendirici güçler, Paul Hanze öldü gitti. Bizim oğlanlar darbe yapmıştı ya, Türkiye halkından önce açıklama yaptı. Dahası bundan sonra artık biz göreceğiz, onlar alacak diyenler yargılanmadan, büyük sermayeden, işbirlikçi sermayeden hesap sorulmayacak mı? Yani bunlar olmadan 12 Eylül'de hesaplaşılmış mı olacaktı? Bence buna kanmaması gerekir, aldanmaması gerekir. Ama Tayyip Erdoğan
aynı suda ikinci kere yıkanmaya çalışıyor. Bu şeyi 12 Eylül referandumunda kullandı. Ben boşa bir gayret ama yine de yurttaşların bu konuda uyarmak istiyorum. İkinci şey anayasa sorunu. Şimdi meclis oluşacak. Nasıl oluşacak? Antidemokratik %10 seçim barajı, seçim sistemi, siyasi partiler yasası ve böyle oluşmuş bir meclis anayasa yapacak. Oysa anayasa, hani bir yandan da derler ki işte toplumsal bir şeydir, mutabakat metnidir. Böyle olacaksa bir kurucu meclis şeyi, kurucu meclis sadece siyasi partilerin oluşturacağı bir şey olamaz. Bu toplumu oluşturan bütün sınıf ve kesimler, elbette ki siyasi partiler başta olmak üzere, evet, adil bir seçim yasası yapılmalı ve bir kurucu meclis ve vatandaş oy verirken bu meclisin yeni bir anayasa yapacağını bilerek oy vermelidir ki ancak o zaman ha yapılır mı anayasa? Yaparlar. Siyasi hukuken bir şey var mıdır? Vardır ama toplumsal meşruiyet bakımından derseniz bu yoktur. Diğer yandan ben zamanda daraldım. Evet Nedim Bey, bence zaman bir toparlarsanız çok sevineceğim. Geçeyim. Arkadaşlarımız şimdi, bekliyor haber bülteni için. Şimdi durduk yerde ittifak olmaz. Yani siyaset eğer hedeflediğiniz bir rakibi alt etmek için bundan çelişkisi olan güçleri birleştirme sanatıdır. Elbette ki birleştirdiğin güçlerin farklılıklarını da bilerek ve ittifak buradan doğar. Dolayısıyla birinci bölümde konuşmamı söyledim. Bugünkü sistemle çelişkiye düşmüş bütün kesimlerin bu seçimlerde AKP'nin, CHP'nin, düzen partilerinin, sistem partilerinin karşısına ortak bir şeyde mevzilenmesini savunduk biz. Bu konuyla emek, demokrasi, özgürlük bloku da bu çerçevede gündeme gelmiştir. İstenilen genişlikte ne yazık ki olmamıştır. Ama bu haliyle bile diyorum 13 Haziran itibarıyla bu ülkede adı üzerinde emek, demokrasi, özgürlük diyenlerin sesi soluğu olacak bir birleşimdir. Ve seçimlerde sağlanamayan bu birliğin seçimlerden sonra da Alper Başkan da Erkan, diğer arkadaşlar da ifade ettiler. Bu birliğin sağlanması için hepimiz çaba göstermeliyiz. Çok teşekkür diyorum. Ederim dedim. Bir şey daha, bir cümle söyleyeyim. Sorun solcuların birliği değildir. Yani bir yanlış anlaşılmasın. Hani teşbih hata olmaz. Yüz Hristiyan bir papa etmez diye bir söz vardır. Sorun solcuların toplamı değildir. Asıl olan eğer şuysa, solcular çok daha büyük bir gücü, kuvveti birleştirmede bir rol oynuyorlarsa bir anlamı vardır ve sol kavramı artık bir içeriğine oturması gerekir. Yani bugün sol, Kemal Kılıçdaroğlu da sol. Geçen IMF başkanı da solcuydu. Şu işte eski IMF başkanı. Neyi tabii, Fransız şey Sosyalist sol? Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Yani işte solcu. Sosyal Demokrat ya, Parti. Neyi ifade eder? Şimdi bir başka şey, her değişimi ileriye mi geriye mi bakmadan dönüşümü, değişimi devrim diye hatırlarsanız Özal bu ülkenin en büyük devrimcisi sıfatını aldı bir anda. Yani bir kavramı kullanırken eğer sınıf içeriğinden ayrıştırırsanız sol o zaman içeriğinden ayrıştığı noktada yön tarif etmekten öte ne anlama gelecektir? Ya da Marksist literatürde sol asıl olarak bir sapma ifade etmek için kullanılmıştır. Hani bir de işte şey vardı, Fransız devriminde işte şunlar solda oturdu, bunlar sağda oturdu. Ha sol eğer şuysa, emek sermaye eksen çelişkisinde emeğin, ezilenlerin, sömürülenlerin çatısıysa, zemini ise elbette biz de sonuna kadar solcuyuz bu anlamda. Ama önce bunun şey yapması gerekir ve sol birlik, solcuların birliği derken kavramın içeriğini ortaya koyarak ve asıl olarak neye hizmet edecektir? Ve kitlelerle ilişkisi ne olacaktır? Yani kitlelerin dışında, yani bu sorun zamanı almak istemiyorum. Geniş ayrı başlı başına bir tartışma konusudur. O konuda bir sorun yok yani. Peki. Sorun. Nedim Bey çok teşekkür ederim. Evet. Katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için. Buyurun.
Şimdi önce programın sonunda şunu tekrar tabii, vurgulamak istiyorum. Yurttaşlardan çok özür dilerim. Emek Partisi'ne ve Özgürlük Emek Demokrasi Özgürlük Bloku adaylarına ülkenin ve kendi geleceği için oy vermelerini istiyorum. Son sözüm bu olsun. Arada belki değindi ama program sonunda tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin bir karanlığa doğru sürüklenmesinin pek çok toplumsal kesim tarafından fark edildiği, sıkça konuşulan bir başlık olduğunu söylüyoruz. Şimdi buradan bir umutsuzluk, bir çaresizlik, bir çıkışsızlık da türetmemek gerekiyor. Ben açıkçası yani elbette ki öncelikle Türkiye Komünist Partisi adına şunu büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Biz Türkiye'nin geleceğine dair son derece umutluyuz. Şimdi neden son derece umutluyuzu bir tek başlıkla açacağım. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde bir yeniden yapılanma dedik. Genel bir yeniden yapılanma ve toplumun tamamının, her hücresinin yeniden yapılanması söz konusu oldu. Şimdi bugün bakıyoruz. Mesela üniversiteler yeniden yapılandırıldı. Artık işte YÖK, AKP'nin YÖK'ü olduğu için tartışılmıyor örneğin. Ne bileyim, Türkiye'de baktığımızda devlet içerisinde AKP'nin ciddi bir ağırlık oluşturduğunu görüyoruz. Bir yeniden yapılanma tamamlandı. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yapılanma sürecine sokulduğunu görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir tarafıyla Ergenekon, bir tarafıyla tasfiyelerle bir yeniden yapılanma sürecinin olduğunu görüyoruz. Şimdi AKP özellikle 12 Eylül referandumu döneminde Türkiye'de solu da yeniden yapılandırmaya dönük bir girişimde bulundu ve sol buna direndi. Bakın bu çok önemlidir. Şimdi evet, sol ve işçi sınıfı arasındaki ilişkiyi de ben biraz böyle tarif ediyorum. AKP'ye karşı işte biz bugün mesela seçim çalışmaları sırasında neredeydik? Kespur işçileri direniyorlar hala. Mastaf işçileri direniyorlar hala. İşte tekel işçilerinden söz ediyoruz. AKP'ye teslim olmadılar. Ve toplumda bu açıdan önemli bir direnç var. Bunu temsil eden sol güçler de direndiler. Şimdi sol, bence biz bir takım kavramları teslim etmemeliyiz. Sol gerekiyorsa yeniden tanımlanır. Ama tarihsel olarak baktığımızda çok açık. Emek ve sermaye çelişkisinde emekten yana, bağımsızlık ve emperyalizm ve teslimiyette bağımsızlıktan yana, aydınlanma ve gericilik mücadelesinde aydınlanmadan yana, faşizme karşı halkların kardeşliğini savunan bir iradedir sol. Solun tanımı bellidir. Yeniden Amerika'yı keşfetmemize gerek yok. Sol budur. Bunu savunan solcudur. Bunun dışındakileri de sağcılıkla mahkum edelim. Sağcılık Amerikancılıktır. Sağcılık patron yandaşlıdır diye mahkum etmekten korkuyorum. Şunu çok önemsiyorum Erdem Bey. Bu dönemde solun yeniden yapılandırılmasına dönük operasyonda aslında bir şey yapmaya çalıştılar. Bir taraftan Türkiye'deki devrimci sol sosyalist güçleri CHP ve düzen güçlerine yamamaya çalıştılar. Bir taraftan da liberal eksenli ve solu tarihinden kopartma girişimi. Bakın şimdi burada farklı kökenlerden gelen sosyalistler olarak bir arada oturuyoruz. Ben bir takım isimler sayayım hemen. Mustafa Supi, Behice Boran, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Hikmet Kıvılcım. Şimdi bakın bunlar hep birbirleriyle çok derece sert tartışmalar da yapmışlardır. Ama hepsine baktığımızda neyi tartışmayız mesela? Hepsi sonuna kadar devrimcidir. Düzene karşı devrimci bir duruşta asla taviz vermemişlerdir. Hepsinin faşizme karşı, gericiliğe karşı kavgası vardır. Ve dikkat edin, bakın mesela çok önemli bir şeydir. Bunların hiçbirisi yurtsever olarak tanımlanmaktan gocunmazlar. Hepsi bağımsızlıkçıdır, anti-emperyalisttir, yurtseverdir. Şimdi bugün Türkiye'de solda yurtseverim demeyi suç haline getirmeye çalışanlar var. Biz buna karşı direnerek ayakta duruyoruz. Emperyalizmi iptal ettiler, emperyalizm yok dediler. Emperyalizme karşı mücadele... Evet. Milliyetçilik olarak mahkum etmeye çalıştılar. Tabii. Şimdi bunlar çok önemli ve biz bunlara karşı direndiğimiz için, işçi sınıfı da direndiği için biz Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz. Şundan hiç korkmayalım. Biz çok büyük bir gücüz. Bugüne kadar Türkiye'de sosyalistin iktidara gelmemiş olması ayrı bir şeydir. Ama hep şunu söylüyorum. Türkiye tarihinden devrimcileri, sosyalistleri çıkarttığınız zaman ortada hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla biz başarılıyız. Şimdi büyük partiler var. AKP çok büyük bir parti. Ya biz bunları çok gördük. Demokrat Partisi vardı. Şimdi buraya not aldım. İktidarda olan partiler. Hep %20'ler, 30'lar, 40'lar. Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP, DYP, SYP, DSP. Nerede bunlar? Bunlar yok ama devrimciler var. İşçi sınıfı var. Mücadele devam ediyor. Ayaktayız. Şimdi burada bir yanılgıya düşmeyelim. Ben AKP'yi ne küçümseyelim ne de çok büyütelim. AKP yenilebilir. Biz AKP'yi yenebiliriz. Yeter ki doğru stratejiyi, doğru taktiği, doğru politikaları uygulayabilelim. Burada mesela Erkan Bey, sizden de toparlanmanızı rica edeceğim. Türkiye'de bir devrimci damar var. Türkiye'de bir işçi sınıfı direnci var. Türkiye'de bir yoksul halk direnci var. Bizim görevimiz bir, buna güveneceğiz. İki, bunu nasıl harekete geçiririz? Bunda nasıl bir umut tohumu ekeriz? Bunlara yanıt vermemiz lazım. Mücadele azmini, toplumun mücadele azmini güçlendirecek sosyalist devrimci bir seçeneği
güncel olarak da gözle görülebilir hale gelmesi lazım. Bizim önümüzdeki dönem kendi adımıza üstlendiğimiz sorumluluk budur. Bunu elbette ki birleşik bir hatta yapmak istiyoruz. Son olarak ben şu çağrıyı yapmak istiyorum. Evet, seçime giriyoruz. Seçimlerde işte baraj, antidemokratik sistem, bir tehlike, onun karşısında tutunulacak bir dal olarak gösterilen bir takım tablolar var. Bizim halkımıza çağrımız şudur. Aklınıza ve vicdanınıza baraj kurmayın diyoruz. Yani Amerikancı, gerici patron partilerine oy verip onlara suçlarına ortak olmayın. Bu gidişata boyun eğmeyin. Bu gidişata boyun eğmeyenlerin sesine ses verin, gücüne güç verin. Bu çağrıyı da sonlandırayım. Size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için. Hüseyin Hanım buyurun, son sözler. Teşekkürler. Son sözü tabii ki umudu besleyerek söylemekte yarar var. Bu ülkeye, bu ülkenin halklarına elinde parası, cebinde parası, belinde silahı, bazen de sırtında apoleti olanlar bir gömlek biçmeye çalışıyorlar ama giydirdikleri elbise de her yerden patlıyor. Çünkü ellerindeki program ve bu topluma vaat ettikleri şey daima kendilerinin kârları ve kendilerinin iktidarları üzerine kuruldu. Dolayısıyla biz o sokakta gezen, fabrikaya giden, okulda öğretmenlik yapan öğrenci olan bu ülkenin kadınları ve erkekleri olarak şunu bilmeliyiz. Kuşkusuz 12 Haziran hani muazzam mühim bir şey olarak önümüzde durmakta ama 13 Haziran denilen bir sabah var ve sabah iyi bir şeydir. Bu açıdan bizler de hani tırnaklarıyla bütün haklarını almış, sınıfının son 100 yıllık kazanımını tek tek kendi lehine çeviren ve ortadan kaldırmaya çalışan bu büyük sermaye gücü, paralı ve silahlı gücün karşısında, gerici ve piyasacı bir gücün karşısında şunu yapmalıyız. 12 Haziran'da sonuç ne olursa olsun, kuşkusuz AKP birinci parti görünüyor, ikinci parti Cumhuriyet Halk Partisi görünüyor. MHP barajı geçer mi geçmez mi, bağımsızların parlamentoya girip girmemesi gibi görünüyor. Ama Türkiye toplumun temel meselelerine eşit ve özgür bir hayat yaratabilecek değneği ve programı yoktur bu düzen partilerin. Yani iş yine de eninde sonunda emekçinin ve yurttaşın hayatına ve kaderine ilişkin taşın altına elini koymasıyla ilgili iradeyi beyan etmesi ve örgütlenmesiyle mümkün olacaktır. O nedenle bizler son söz olarak karanlık değil. Gelen hangi karanlık olursa olsun, galiba Tayyip Erdoğan da kullanıyor. Hani gecenin en karanlık noktası sabaha en yakın olan yerdir. İşçi sınıfı ve emekçiler insanca bir hayat için, çok sade ve basit bir şeyden söz ediyoruz. Sadece insanca yaşayabilmek için artık iradesini vekaletle birilerine sunabilecekleri mekanizmalara değil, doğrudan kendi hak ve özgürlükleri için en yakın örgütlenmelerin içinde yer almaları ve iradelerini orada beyan edip mücadeleye çevirmeleri gerekmektedir. Bizler de bulunduğumuz yerden bunun büyümesi konusunda yapılması gereken ne varsa ödev olarak kabul ediyor ve bu sorumlulukla davranacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Alper Bey buyurun. Evet, tabii umutsuz ve inançsız devrimcilik olmaz. Umudumuz var, inancımız var ama bu temelsiz bir umut ve inanç da değil. Dünya çapında yaşanan gelişmeler ortada. Artık dönem kapitalizmin sorgulandığı bir dönem. O yüzden dünya çapındaki koşullar lehimize gelişiyor. Çünkü kapitalizm insanlığa bir şey sunamıyor. Açlık, sefalet, savaş, yokluk ve insani değerlerin yok edilmesi, insanın insani anlamda yoksullaştırılması, doğanın tüketilmesi. O yüzden kapitalizmin bir geleceği yok. Bunu görmek lazım. Kapitalizmi savunan partilerin de bir geleceği yok. Çünkü kapitalizm insanı tüketiyor. Türkiye'ye baktığımızda da muhalefet büyüyor, genişliyor, yaygınlaşıyor. Değişik toplumsal muhalefet zeminleri güçleniyor. Özellikle sosyalist fikre, sol düşünceye yatkın yeni bir genç kuşak geliyor. Bu bizim geleceğimizin olduğunun bir göstergesi. Bunlar bizim açımızdan çok umut verici gelişmeler. Burada bir nokta var. Bu noktayı ben katıldığım programlarda dile getirmeye çalışıyorum, söylemek istiyorum. Sosyalizm sadece insanların maddi hayat koşullarının düzeltilmesi değildir. Sosyalizm aynı zamanda insanların moral değerlerinin geliştirip güçlendirilmesidir. Yani sosyalizmi savunan insanlara bu sağcılar hep maddiyatçı eleştiriler getirirler. Yani materyalizm.
Aslında sosyalistlerde büyük bir maneviyat vardır. Büyük bir gönüllülük vardır. Özveri vardır, sevgi vardır, paylaşma vardır, dayanışma vardır. Bu değerler önemlidir. Devrimcileri 80'den bu yana ezdiler ve Türkiye toplumunu maneviyatı, moral değerleri bozulmuş, kendisine saygısı, sevgisi kalmamış, insani özelliklerini yitirmiş, insanın insanın kurduğu haline geldiği bir toplum haline getirdiler. Toplumu da ortadan kaldırdılar. Şimdi bu Türkiye toplumunun geleceği, Türkiye Sosyalist ve Devrimci Hareketi'nin geleceğiyle yakından ilintilidir. Türkiye Sosyalist ve Devrimci Hareketi toplumu yeniden inşa etmek zorundadır. Cemaatleşen ve bireyleşen bir Türkiye toplumunda toplumu eşitlik ve özgürlük temeli ekseninde kuracak olan Türkiye'nin devrimcileri sosyalistlerdir. Bakın, sağcılar iktidara geldiler. Bu AKP maneviyattan çok söz eden bir parti. Din anlamında söz etmiyorum. 6 aylık Fatsa deneyiminin yarattığı insani değerleri 9 yıldır iktidarlar. Hangi değerleri yarattılar insani anlamda? Türkiye toplumunun moral değerleri AKP iktidarı döneminde en fazla bozuldu. O yüzden Türkiye toplumunun manevi ve moral değerlerini, insani değerlerini geliştirecek olan soldur. Devrimcilerdir. Seçimden sonra bizi bekleyen ikili görev var. Bunu her yerde ifade etmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi sınıf mücadelesinin büyütülmesidir, güçlendirilmesidir, yaygınlaştırılmasıdır. Çünkü bu ülkeyi güzelliğe, esenliğe, barışa kavuşturacak olan sınıf mücadelesidir. Eksik olan budur, sosyal kavgadır. Bunu büyütmek, bunu geliştirmek, buna bağlı olarak bundan bağımsız değil. Bu da bizim görevimizdir. Seçim sonrası Kürt sorununda yeni bir çatışmalı sürece girebiliriz. Bu çatışma bir toplumsal çatışmaya dönüşebilir. Burada görev devrimcilere düşmektedir. İki halkın eşit bir arada yaşayabileceği, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye'de bir arada yaşamak, halkların barışı için, Kürt halkının kendi dilini, kimliğini, kültürünü de koruyabileceği, özgürce ifade edebileceği, Türklerle Kürtlerin sermaye devletinin baskısından kurtulabileceği ortak bir gelecek açısından da, ortak bir mücadele açısından da hepimize görev düşmektedir. Bu konuda elimizden gelen çabayı göstermek bizim boynumuzun borcudur. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Ben hem size hem de aynı zamanda Ulusal Kalan'a teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdiniz. Teşekkür ederim. Sevgili Alper Taş, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sayın Nur Birol, çok teşekkür ediyorum. Halk Evleri Genel Başkanı, katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için. Sayın Erkan Baş, çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için. TKP Genel Başkanı Ender İnköroğlu, çok teşekkür ediyorum. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, çok teşekkürler sevgili arkadaşlar. Sevgili seyirciler, uzayan bir 5. boyut programı oldu. Rütü'nün ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yasağıyla biz bir saat geç başladık ama öngördüğümüz saatten çok sonra bitiriyoruz bu programı. Bizden hemen sonra kapanış haberleri var, ana haber bülteni var, gece haberleri var daha doğrusu. Sizden çok sayıda mesaj geldi. Bunların tümünü değerlendirmek mümkün değildi. Ben olabildiğince ortaklaştırmaya çalıştım. Siz de bize katıldınız, bu saate kadar bizi izlediniz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok sayıda mesaj geldiği için değinmek istiyorum. Cumhuriyet Güç Birliği'ne neden yer verilmedi deniyor. Ulusal Kanal ekranlarında başka programlarda geniş bir şekilde yer veriliyor. Biz bu programı böyle tasarladık ve bu şekilde gerçekleştirmeye uygun gördük. Önümüzdeki hafta umarız aynı saatte yine birlikte oluruz. Ben hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.